Merhaba canlar, ruh dostlarım, Mukaddes Pekin Başdil ben. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birazdan sevgili canım, en bir sevdiğim Serpil Ciriç ile birlikte yayına gireceğiz. Tezahür etmenin sırrı sevgili canlarım. Bugün size Mukaddes Başdil hesabını duyurdum. Oraya da 100 kişi ya bot hesapla saldırmışlar ya da fake hesaplar. Lütfen fake hesaplar, beni takipten çıkın. Belki destek olmak için fake hesaplar açıyorsunuz ama lütfen bütün fake hesaplar, Mukaddes Pekin Başdil'i ve bugün açtığım Mukaddes Başdil'i takipten çıksınlar, rica ediyorum. Yoksa hakikaten durduramayacağız. Bitişimizi durduramayacağız. Lütfen sevgili canlarım, fake hesaplar takipten çıksınlar. Eğer varsanız, duyarsanız. Şimdi sevgili, ben davet ediyorum sevgili canlarım. Benim en beklediğim, en heyecan duyduğum, en keyif aldığım akşamlardan bir tanesi olacak. Can merhaba, hoş geldin. Merhaba, merhaba, hoş bulduk. Hoş geldin, hoş geldin. Evet, Azerbaycan'dan döndün. Ben böyle içim hop hop kalktı. Dedim herhalde bugün Azerbaycan'dan katılacaksın. Çok şükür döndün. Döndüm, döndüm çok şükür. Evet Can, şunu şöyle ortalasak mı seni? Şöyle. Şey mi? Şöyle mi olması lazım? Çok güzel oldu, evet. Evet, seni şöyle bir ortaya doğru alalım. Çok daha güzel olacak, evet. Ben de buradan düzeltmeye çalışıyorum. Burada sanki düzeltince olacakmış gibi. Evet. Oldu mu? Oldu, harika oldu canım, canım harika oldu. Çok şükür. Hoş geldin bakalım. Nasıl oralar? Güzel mi? Her şey yolunda Azerbaycan, mı oralarda? Bakü'deydik. Güzel. Yani orada zaten hani beni izleyenler olduğunu biliyordum. Yani ilgili arkadaşlar olduğunu biliyordum. Ama oraya gidip tabii onlarla birebir karşılaşmak, onların enerjisini hissetmek çok farklıydı. İnanılmaz mutlu oldum. Yani her birinin böyle etten kemiğe bürünüp karşıma geçip böyle sarılmaları, ilgileri, sevgileri olağanüstü güzeldi. Bakü'yü umduğumun ötesinde çok güzel buldum. Bir kere her şeyden önce yani Türkçe konuşmak çok güzel. Yani yabancı bir ülkedeymiş gibi hissetmiyor insan kendini. Çok cana yakınlar, çok sıcaklar, çok samimiler. Çok güzeller değil mi? Ve bizden daha fazla bizi seviyorlar. Bizden daha fazla birler bizimle. Evet, değil mi? Evet, evet, kesinlikle. Şehrin de enerjisi güzel, sakin, huzurlu. De korna sesi çok duymuyorsunuz. Ne bileyim yani çok böyle huzurlu bir şehir gibi geldi bana. Ve ilgileri güzel. Yani ben kaldığım otelde aynı anda 3 eğitim vardı. Biri kuantum eğitimiymiş. Azerbaycan'dan, oradan bir Bakü'den bir arkadaş veriyormuş. Biri Theta Healing'di. Biri de işte benim verdiğim eğitimdi. İlginç yani aynı anda sürekli bu tip eğitimlere ilgili olmaları çok Evet. güzel. Ve oradan yani oranın enerjisi ve oranın frekansı başka. Onlar çok öndeler frekans ve enerji olarak ve titreşim olarak. Bizden çok ilerideler. Hakikaten çok başka bir frekans var orada sevgili Can. Evet. Evet. Bugünkü konumuz da çok güzel. Yine tezahür ettirmenin sırrı ve tezahür. Ve seninle çok güzel oluyor yayınlar ve çok yorgun olduğunu biliyorum. Ben yavaş yavaş sözü sana bırakayım. Şey var mı bugün yayın sonunda bir meditasyon falan olacak mı? Var mı? Ne dersin? Yok, meditasyon yok ama böyle imgelemeyle ilgili küçük ufak uygulamalar yaptırmayı planlıyorum. Tamam. Yani Tamam. tezahür ettirmekten bahsediyoruz ya. Bununla ilgili gözlerini kapattırıp birkaç uygulama yaptırmayı planlıyorum. Ama bundan önce bir şey sormak istiyorum sana canım ya. Bu saldırıyorlar diyorsun ya. Hani spam. Yani ne oluyor? Ya Serpil hanımcığım, şöyle bir şey. 1,5 aydır var. Bot hesaplar çok fazla. Yani fake hesaplar çok fazla. Evet. Ve bunlar fake hesaplar spam olarak bizi şikayet etmişler ve yapay zeka bunu algılayamıyor. Yapay zeka gerçekten bizi spam olarak kabul ediyor. Şu anda yayında bana kaç kişi gelirse takibi o geliyor. Yayın bittiği anda beni bir daha arama motorunda beni takip etmeyen hiç kimse bir daha bulamıyor. Ve her gün düzenli olarak %40'ını ayarlamış Instagram. %40 kişi yani 100 kişi
40 kişisini gönderiyor ve kimseyi alamadığı için, hiç kimseyi, yani kimse beni bulup da ekleyemediği için sürekli %40, %40, %40 gidiyor. Bu eğer böyle devam ederse önce 10 bin, 10 bin kişi kesmeye başlıyor. Bundan bir süre sonra da biz o limite geldik artık. Bir süre sonra da artık bir gün uyanacağım, kendim bile hesaba giremeyeceğim. O pozisyona gelmek üzere fake hesaplar takip etmeye başlamışlar. Şimdi bugün bir duyuru yapıp yeni hesabımı duyurdum. Oraya da 150-200 kişi gitmiş. Fake hesap gitmiş. Bunu niye yapıyorlar? Yani aynısını bugün ben de aslanımla da konuştuk. Şikayet edilmişiz. Yani benim sayfam da edilmiş ve Harika. hani bu kadar yararlı işler yaparken Harika. bunun altındaki amaç ne? Harika. Bunun altındaki amaç uyanışın durdurulması, yayılmanın durdurulması. Yani ama tabii ben kadersel olarak, numerolojik olarak, astrolojik olarak 2032 yılında bütün dünyaya ulaşacağımı bilen bir insanım. Yani bunu biliyorum. Bununla tabii saldırı şu anda benim bildiğim onlar da biliyorlar. Acayip bir saldırı var. Yani bu muhtemelen senin için de öyle. Birkaç Evet. kilit isim var. Bu kilit isimler için böyle biliyorum o isimleri ben. Onların hepsi saldırı altında. Ama bu kanal ciddi, yani bir kişi ekleyemiyor. Arama motorunda Mukaddes Pekin Başdil diye biri yok. Şu anda seni izlerken, beni izlerken, şu anda seni izleyenler sadece senin takipçilerin ancak beni takibe girerse şu anda girebiliyor. Bittiği anda beni bulamıyorlar. Yani bitti. Bu kadar. Şu anda senin takipçilerin bizi izleyemiyor mu? Yani birçoğu izleyemiyor. Yayın zaten görünmüyor. Yani şu anda sayıdan da görüyorsundur. Evet. 1472 var. Bizim bu saatte 4500-5000 olmamız gerekiyor Evet. seninle. Evet. Muhtemelen yayının canlı yayında olduğunu kimse göremiyor şu anda. Ve bu 1,5 aydır böyle. Allah yardımcımız olsun. Hani hakikaten bunun yani zikretmek istemiyorum adının ne olduğunu. Evet. Ama yani devam edeceğiz. Birlikte büyümeye çalışacağız. Bunu ben anlatmaya çalıştım çok. Ama Evet. hani şimdi daha sert anlatmaya başladım. Sevgili canlar diyorum, beğeni yapın. Bir yorum yapın, bir merhaba yazın. En azından fake olma, ama fake hesaplar varsa bir de muhtemelen destekleyelim diye, hani beni destekleyeyim diye fake hesap da açmış olabilirler, kızıp sinirlenip. Lütfen bu fake hesaplar takipten çıksınlar beni, Allah aşkına ne olur. İyilik yapmadınız, bana iyilik yapmıyorsunuz. Çünkü benim satın aldığımı zannedebilirler. Bu fake hesaplar hemen terk etsinler sayfadan. Demin bir tane sayfa açtım ve paylaştım. Anında fake gelmiş 150 tane. Aa, çok ilginç. Anında, yani Yani bir çünkü ara benim de canlı yayın engelim vardı. Şikayetten dolayıydı herhalde, değil mi? evet, Yani başka evet. türlü canlı yayın engeli konmaz ki. Ve Evet. canlı yayın kendi hesabından canlı yayın yapamadım ben. Evet Can. Evet, çünkü güzel şeyler yapıyorsun. İnsanları uyandırıyorsun. İnsanlara katkı oluyorsun. Hayırlısı, hakkımızda hayırlısı. Ama bunların çünkü bize ait değil. Instagram bize ait değil. Yani biz hiçbir şey yapamıyoruz. Biz sadece burada rica edebiliyoruz. Fake'ler çıksın diyebiliyoruz filan. Olsun. Bakalım bunların bize hediyeleri nelerdir? Bunun bize Evet. getirileri nelerdir? Uyanışı, hani gerçeklerin her zaman ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır derler. Yani. Uyanışın da güneşin de balçıkla sıvanmayacağını hepimiz biliyoruz. Uyanışın da önünde durulamayacağını hepimiz biliyoruz. Yani ne olacak? Yeni hesap açtık. Oraya da fake'ler saldırmış. Bugün, dün açtık. Bugün saldırılmış. Mukaddes Pekin diye 5 tane hesap açmışlar. Biz Mukaddes Pekin alamıyoruz. Baş dile aldık, baş dile saldırmışlar. Bakalım hakkımızda hayırlısı. Bugün tam onu söylerken sen geldin. Çok özür diliyorum Can. Artık yavaş yavaş. Ben sana bir üzülme. Yarın konuşuruz ama telefonla konuşalım. 1,5 aydır araştırıyorum ne yapacağımı. Nasıl korunabileceğim. Nasıl yardım istiyorum. Feryat figan. Sadece yorum yapın. Sadece yorum yapın. Sadece beğenin. Hikayeleri lütfen paylaşın diye yalvarıyorum canlarıma. Ama 2 gündür daha feryat figan. Artık beni yalnız bırakmayın demeye başladım. Çünkü çok yalnız bırakıldım. Hani 10 kişi beğeniyor. 10 kişi hikayede paylaşıyor. Tek başına kaldım. Bütün çabam bütüne ulaşmak. Ama
Allah'ın izniyle yarın İngilizce yayınlara başlıyoruz inşallah. Kendi yayınlarıma. Dünya gezegenine, Fransızca yayınlara başlayacağım yakında. Bir şekilde dünya gezegenine ulaşmanın yollarını arıyoruz tabii ki. Uyanış Türkiye'den başlayacak. Anadolu'dan başlayacak. İngilizce yayın derken şeyleri İngilizce, yayınları İngilizce mi İngiliz yapacaksınız? konuklar, yabancı konuklar almaya başlayacağım. Hı. Kendim Hı. süreci yönetmeye çalışacağım, evet. Evet, Anladım. inşallah. Yani biraz önce dediğin gibi neticede hani bir şeyler oluyorsa eğer bu ben her şeye öyle bakıyorum bir şeye de hizmet ediyordur. Yani Evet. bir hareket var dünya genelinde var bizim ülkemizde de var. Çok şükür. Ama net bir şekilde bunun artık durdurulamaz olduğu da ortaya çıkıyor. Yani onlar panikliyorlar ki böyle bir saldırıya başlıyorlar. Evet, kızdırdılar Bence bizi. Kızdırıyorlar bile. biz de Ama korkmayalım. Yani ben durduramayacaklarını biliyorum. Durduramayacaklarını kesinlikle biliyorum. ben de. O Bunu yüzden biliyorum. şey yapmamak lazım. Belki de paniklememek lazım. Yani siz Evet. ne yaparsanız yapın. Hani bugün galiba benim de 200 bine yakın bir takipçi oldu. Yani en kötü ihtimalle başka bir yerde açsak mutlaka bir kitle varsa eğer gelecektir. Bilgiyi İşte isteyen, bugün orayı da duyanmak hemen isteyen insan bulacaktır. spamlamışlar. Spamlamışlar ha. Dakika bir gol bir. Mukaddes Bastil spamlanmış bugün yani. Bugün anons ettim yani. Lütfen dedim takibi alın. Olsun. Evet. Oraya tek tek bakacağız. Gerekirse kapatacağız. Gerekirse gelemeyecekler. Orayı kapatacağız yani. Onu yapacağım. Yarın kapatacağım. İsteklere tek tek bakacağım. Yarın bu gece sabaha kadar çalışacağız o iş üzerine. Tek Anladım. tek ayıklayacağız. Sıfır takip olanları, sıfır paylaşım olanları tek tek atacağız gerekirse. Başka yapılacak bir şey yok yani. Yani Allah yardımcın olsun, yardımcımız olsun. Hepimizin. Neticede bir emek var. Yani bu kanalda işte seninki öyle, benimki öyle. Ama nihayet sonuçta biraz önce söylediğin cümle güzel bir cümle. Eninde sonunda zaten hani başaracağımızı daha doğrusu biliyoruz. O nedenle bunlar biraz beyhude bir şey, uğraş. Evet, canım. Evet. Aslında benim konularım da hani bugün bahsedeceğim konu da bunlarla ilgili. Şimdi biz zaten bundan 10 yıl önce yani 21 Aralık 2012'de 3. boyuttan bir üst boyuta bir geçtik zaten. Beşinci boyuta uyumlanmaya çalışıyoruz. Bir ara boyuttayız. Büyük bir kısmımız bir ara boyutta. Beşinci boyuta geçmeye çalışıyoruz. Bu yüzden de dünyada ve bizim ülkemizde de çok ciddi bir gerilim ve sıkıntı var. Çünkü insanlar aslında beşinci boyut frekansında yani şu titreşimde üçüncü boyutu yaratmaya çalışıyorlar. Sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Müthiş. Ama enerjiler değişiyor. Titreşim hızı artıyor. Dolayısıyla uyum gösteremeyenlerin biraz daha zorlanacağı bir döneme girdik açıkçası. Bu nedenle artık üçüncü boyut perdesinden yavaş yavaş sıyrılmamız gerekiyor. Yani üçüncü boyutta üç tane boyut vardı. Ne diyoruz? Yükseklik, genişlik, derinlik. Yani en boy derinlik. Üç, üçtü. Fakat beşinci boyutta yani zaman ve mekan algısını da buna artık ekledik. Bunu nereden biliyoruz? Zaman çok hızlı geçmeye başladı. Yani bize mi öyle geliyor acaba diyorsunuz? Çocuklarla, gençlerle daha yaşı genç olanlarla konuştuğunuzda onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Bunun yaşla falan ilgisi yok. Çünkü artık hızın bir illüzyon olduğu, her oluşumun an içinde olduğu, gittikçe netlik kazanıyor. Hatta bu konuda çok fazla çalışma yapmayanlar bile anda kalma süreçleri gittikçe artmaya başladı. Hani Einstein ışık hızından bahsediyordu ya, işte A noktasından B noktasına gitmek için bir zaman gerekiyor diyordu. Halbuki şimdi aynı anda hem A hem B'de olabiliyorsun. Yani bu boyut böyle. Müthiş. Dolayısıyla yine bu boşluğa baktığında, gökyüzüne baktığında geçmiş ve geleceği aynı anda görebiliyorsun. Yani lineer bir şekilde baktığımızda şimdideyiz, işte
ileride geçmişe, geleceğe yaşayacağız derken, şimdi diyoruz ki geçmiş ve gelecek aynı anda görünüyor. Üçüncü boyutta oysa zaman engelimiz vardı. Ne demek bu? Bizim negatif düşüncelerimiz bir zaman filtresine takılıyordu. Mesela bir şeyden korkuyorduk. Ama bu arada ağır akan zaman bize o geniş zaman sunduğu için tekrar tekrar bize birkaç defa daha düşünme şansı veriyordu. Yani evren bize şöyle yapıyordu. Kendine bir gel. Ufak tefek işaretler veriyordu. Anlamazsak bir daha vuruyordu kendine gel. Şimdi bunlar yavaş yavaş kalkıyor. Niye? Çünkü o zaman algısı artık ortadan kaybolduğu için aslında düşündüklerimizi çok daha hızlı gerçekleştirdiğimiz bir boyuta geçtik. O nedenle negatif düşüncelerden ya da bunu barındıran bilinçaltından kurtulmamız aslında çok daha önemli hale geldi. Çünkü bu boyut, tekrar ediyorum, düşündüklerimizi çok daha hızlı gerçekleştiren, öyle uzun zaman filtresini artık gerektirmeyen bir durum ki zaten gün içinde zaman zaman arkadaşlarla, birileriyle bir araya geldiğimizde bundan çok bahsedilir oldu. Ben zaten yaşıyorum ama işte etrafımdaki insanlar da sabah şunu düşündüm, işte öğlen oldu. Aynı gün akşam bunu yaşadım. Hatta düşündüm, telefon geldi demeye başlıyorlar. Müthiş. Bundan sonra bu daha da hızlı olacak. Ki eminim sen de deneyimliyorsun, değil mi? Böyle Ay yapmandan anladım. hem de nasıl yani, hem de nasıl. Artık gelecek telefonları, telefon gelmeden önce diyorum ya, Serpil'i arayayım. Serpil arıyor. Tam bu Müthiş. nedenle. Zaman hızlandığı için, ki zaten bir illüzyondu, insanlar daha çok anda yaşamaya başladılar. Bu aynı zamanda bizim bazı insanlarla bir araya geldiğimizde onların enerjilerini daha hızlı okumamıza da neden oluyor. Yani bir insanı tanımak için uzun zamanlara ihtiyacımız vardı ya, yok şimdi öyle işlemiyor. Biriyle yan yana geldiğinizde anında onun enerjisini hissediyorsunuz ve uzaklaşıyorsunuz ya da yakınlaşıyorsunuz. Aslında bu çok güzel bir şey. Şans Tabii bir güzel. dönem. İşte bu zaten vardı, bu yetenek bizde vardı Şanslı da bir bu dönem. yeteneğin ortaya çıkması için titreşimin artması gerekiyordu. Titreşimin arttığı bir boyutta olduğumuz için bu ve buna benzer yetenekler daha çok ortaya çıkmaya başlayacak. Yani başka bir boyuta doğru evrildik. O boyutta da bir takım özelliklerimiz biraz daha görünür olmaya başlayacak. Müthiş. Mesela bu boyutta her hastalığın aslında titreşim düşüklüğünden kaynaklandığı daha net görülecek. Bu nedenle de İnsanlar frekanslarını yükselterek hastalıklardan daha hızlı kurtulmaya başlayacaklar mesela. Yine bu boyut aslında ben şey diyorum, mucizeler boyutu. Ne demek bu? Eğer sen hangi boyutta olduğunu fark edersen ya da bilirsen, anlarsan, bir kere imkansız olanı bir şey imkansız değildir diye düşünenler, farklı düşünenler, beklenenler için, farklı düşünenler için, daha üst boyutlarda gezebilenler için aslında mucizelerin çok açıldığı ya da açık olduğu bir döneme geçtik. Çünkü bu titreşim onu şey yapıyor, taşıyor. Mesela aynı şekilde anda kalma süreci arttığı için bu bizim yaşlanma sürecimizi de yavaşlattı. Yani şöyle diyeyim, zaman hızlı akıyor gibi görünse de İnsanlar o zamana göre bedenlerinin daha genç kaldığını fark edecekler. Yani şu gittikçe artacak. Bazı insanlar neredeyse, hani en çok sevdikleri yaş neredeyse o yaşa sabitleyebilecekler. Yani bedenlerimizi istediğimiz yaş sınırında tutmayı öğreneceğiz yavaş yavaş. Zaman algısı geçse bile beden Müthiş. o yaş sınırında sabit kalabilecek. Aynı şekilde bu süreçte, daha doğrusu bizim de bütün bunların farkında olup hem kendimizi hem de etrafımızdaki insanları değiştirebilme
potansiyelimiz de arttı. Hani daha önceki videolarımızda da hep söylüyordum ya, bizler insanlara roller veriyoruz. Örnek, benim eşim ya da erkek arkadaşım, kız arkadaşım neyse, işte biraz kabadır, romantik değildir, duyarsızdır, cimridir gibi. Ya da işte sinirlidir, beni anlamaz, benle ilgilenmez gibi birçok rol veriyoruz. Sonra bunu birkaç defa daha söylediğimizde o insanlar da zaten bunun dışında zaten davranmıyorlar. O öyledir, bitti. Sonra tabii kendimizle ilgili zaten rollerimiz var. Ben unutkanım, ben sinirliyim, ben şuyum, ben buyum. Kendimize de bir rol veriyoruz. Etrafımızdaki herkese bu rol dağıtımı yaptıktan sonra dünya artık bizi şaşırtmayan bir yer haline geliyor. Yani iş yerine gittiğinde o arkadaşının, iş yerindeki o arkadaşının sana nasıl davranacağını zaten biliyorsun. Algını da o şekilde oluşturdun. O da zaten öyle davranıyor. Sabah kalktığında eşinin ya da çocukların nasıl davranacağını da biliyorsun. Ben de diyorum ki öyle bir boyuta girdik ki ve bu boyut o kadar hızlı yanıt veriyor ki şu anda bütün rolleri değiştirebilirsiniz. Onun için negatif bir durumla karşı karşıyaysanız, herhangi birinden beklediğiniz ilgiyi, desteği, sevgiyi görmüyorsanız, negatif bir takım onlarla ilgili inançlarınız, duygularınız varsa, tas tamam bunları aslında değiştirme zamanı. Tabii ki bunu yaparken parantez içinde en önemlisi kendimizi değiştirme zamanı. Yani tek tek katman katman şunları bir çıkaracağız. İşte ben bana unutkan diyorlar. Acaba ilk kim demiş? Bu böyle üstüme yapışmış kalmış. Birisi dağınık demiş, öbürü tembel demiş. Ben bunlardan hangisiyim? Hiçbirisi miyim? Hepsi miyim? İlk önce bir kendimizi, sonra etrafımızı ilgileyeceğiz. Şimdi bir üst boyutla sürekli bilgi alışverişindeyiz artık. Bu boyutta bir üst boyutla sürekli bilgi alışveriş halinde olduğumuz için bunu kullanabilirsiniz diyorum ben herkese. Hani altıncı isim diyorlar ya, altıncı his işte o boyuttan geliyor, altıncı boyuttan. İster rüya yoluyla alın, ister sezgi yoluyla alın, ama bu da bizim aynı hataları tekrar tekrar yapmamızı engelleyecek. Niye? Çünkü biz daha sezgisel olacağız. Daha kalp sesini duyar olacağız. Bu da bizi eğer dinleyebilirsek, böyle meditasyonlar yapıp kendi içimize dönüp o içimizdeki sessizliğe girdiğimizde sezgilerimiz bize biraz daha yol gösterici olacak. Bazılarımız rüyalarında bunu yaşayacaklar. Mesela bugün bir danışanım dedi ki ben kendi kendime evrenle bir takım konuşmalar yapıyorum. O bana bir takım teyitler veriyor. Evet. Dışarıdaki her şeyin bizim varoluşumuza yanıt verdiğini daha çok anlamaya başladı insanlar. Yani oradaki kuşun bizim için orada durduğunu, sen bir şey söylediğinde o kuşun yanıt verdiğini, kendi içinde küçük oyunlar oynayarak gökyüzündeki bulutu bile aralayıp içinden güneşi doğdurabileceğini artık insanlar uyanmaya başladılar. Ve dedi ki, inanamadım. Yanıtı aldım. Ona rağmen teyit etmek istedim. Ve dedim ki, Allah'ım hani hikmetinden sual olunmaz ama ben bir de rüyamda görmek istiyorum demiş. Ve gece rüyasında mesaj apaçık görünmüş. Dedim ki eskilerin değil mi istihare dedikleri bir şey vardı. Rüyaya yatmadan önce bir şey. Aynı şeyden bahsediyorum. Söylemeye çalıştığım şu. Madde dünyasındayız. Ve artık insanlar uyanıyorlar. Bu ne anlama geliyor? Dikkatimizi yavaş yavaş madde dünyasından enerji dünyasına, görünenden görünmeyenlerin dünyasına kaydırma zamanı geldi. Altıncı hislerimiz artık daha aktif. Sezgilerimiz daha güçlü. Bunun farkında olanlar kullanabilirler. Tekrar ediyorum. Bu boyut mucizeler boyutudur. Ama mucizeye açık olanlar için. Bu da ne anlama geliyor? Ben şu anda beni izleyen herkesin şunu sorgulamasını istiyorum.
Hangi olasılıkları harekete geçiriyorsun? Tezahür ettirmekten bahsediyoruz ya. Sen gün içinde sabah kalktığında sabah aynı işleri yapıp aynı yoldan işine gidip ya da evde aynı işleri yapıp akşama aynı şekilde sona erdiriyorsan sıkıntı. Çünkü orada yeni bir şey yok. Ama sen diğer olasılıkları harekete geçiriyor musun? İmgeleme yapıyor musun? Yeni bir kitap okuyor musun? Yeni bir program izliyor musun? Yeni ne yapıyorsun? Aslında soru bu. Ve yine evrendeki bir takım enerjileri soru sorarak harekete geçirdiğimiz için neyi merak ediyorsun diyorum. Çünkü merak ettiğin her şey bir arzu. Başka bir deyişle bir enerji doğurur. Bu da karşında başka bir enerji yaratır. Ve bir şekilde onun pozitif ya da negatif fark etmiyor. Yani sen bir dalga yarattığında burada mutlaka karşı dalgayı da yaratırsın. Ve buna zaten kuantumsal tezahür diyoruz. Olay şu. Aslında hepimizde potansiyel olarak düşündüklerimizi hızlı bir şekilde gerçekleştirme gücü zaten var. Yani maddi tezahür ettirme gücümüz var. Fakat dünya katı yani üçüncü boyut, şey, üç boyutlu dünya katında biz buna hazır değildik. Niye? Çünkü düşünceleri kontrol edemiyoruz. Düşünceyi kontrol edemeyen insan bu gücüyle kendini de dünyayı da yok edebilirdi. Ama uyanış başladı ve bence tahmin ediyorum kritik kütleye doğru yaklaşıyoruz. İnşallah. Dolayısıyla oraya doğru gittiğimiz için Evet. artık hani uyanan insanların sayısı arttığı için doğal olarak bu yetenekler de uyanmaya başladı. Yani arada zaman filtresi işte burada istiyorduk, işte burada meydana geliyordu. Şimdi bu süre böyle olmaya başladı. İstiyoruz, burada meydana geliyor. Bir süre sonra istemekle meydana getirmek arasında fazla bir şey zaten kalmayacak. Yani oraya doğru gidiyoruz. Başka ne olacak? Üst benliğimizle bağlantılarımız yani alt benlikle üst benlik arasındaki bağlantılar hızlanacak. Yani biraz önce dediğim gibi bu hem onlardan gelen mesajları daha hızlı almamıza neden olacak. Hem de varoluşta hiçbir şeyin tesadüfen orada olmadığını fark edip var olan her şeyin bizim enerjimize yanıt verdiğini fark edeceğiz. Yani başka bir deyişle hiç kimse gelişigüzel ya da tesadüfen orada değil. Ben de öyle, benim etrafımdakiler de öyle. Herkesin orada bulunduğu yerde bir varoluş amacı var. Dolayısıyla herkes de her nerede ne yapıyorsa aslında elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Yani ben de öyleyim, dışarıdaki insanlar da öyle. Elinden gelenin herkes en iyisini yapmaya çalışıyor. Bugün bizi izliyorlarsa bu programın kendilerine katkı sağlayacağını düşündüğü için izliyorlar. Beğeniyorlar ya da beğenmiyorlar ama o an için en iyi seçeneği herkes kendi için tercih eder. Bu bir restorana girdiğinizde yemek ısmarladığımızda bile böyledir. Fakat bazen resim değişir. Manzara değişir. Bu ne anlama geliyor? O dışarıdaki insanlar bizim istediğimiz gibi davranmamaya başlarlar. Bizim beklentilerimizi, isteklerimizi karşılamayabilirler. O zaman çatışma başlar. Niye? Çünkü bizim algımızda o öyle davranmalı, bu böyle yapmalı, şu şöyle yapmamalı vardır. Bunun dışına çıktığında bir kere kimseyi kontrol edemediğimizi düşünürüz. Güven duygumuz yani ayağımızın altındaki zemin kaymaya başlar. Eyvah, bu kötü davranıyor, bu gidiyor mu? Eyvah, parasal durumda sıkıntı oluştu, bir şey mi olacak? Yani bilindik alanın dışına çıktığımızda korku başlar. O yüzden egomuz ve bilinçaltımız değişime direnç gösterir. Yani değişimi sevmez, istemez. O aynı kutunun içinde, aynı insanlarla güvende kalmak ister. Fakat tekamül öyle bir şey değil. Tekamül zorlar. Zorlarken de altyazıyla bize şunu söyler. Vallahi senin bunu istediğini biliyorum ama ihtiyacın olan bu tokat işte. Tamam sen bunu istiyorsun ama senin ihtiyacın burada bir tokat. Çünkü bununla değil, bu tokatla öğreneceksin. Bu da sana hizmet ediyor. Sadece canını acıtıyor biraz.
İşte burada bize düşen şu. Hep aynı manzaraya bakarak büyüyemeyiz. Manzaralar değişecek. Manzaralar değiştiğinde önemli olan manzaranın değişmesi değil. Ben manzarayla değişebiliyor muyum? Benim tepkim. Eski programları mı devreye sokup vıdı 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 şikayet, suçlama. Hep bunlar yüzünden şöyle oldu, böyle oldu deyip bunları mı şikayet edeceğim ya da onları suçlayacağım, yargılayacağım? Ya da manzara değişti. İçimden bir kızgınlık yükselecek. İçimden bir korku yükselecek. İşte tekamül de orada var zaten. Denecek ki bize, bak bu korkuyla bakayım ne yapacaksın? Bu kızgınlıkla ne yapacaksın? Çünkü bunlar senin atman gereken düşük frekanslı duygular. Yani safralar derim ben, zehirler. Sen bunlardan kurtulman lazım ama o kutunun içinde kurtulamazsın. Sen ancak sıra dışı bir şey yaşadığında bu duyguların ortaya çıkar. Sevgilinle devamlı mutluysan sıkıntı yoktur. Ama o ayrılmaya karar verdiğinde ya da kavga etmeye başladığınızda sen korkarsın. Bak, korku çıktı. Aldatılma korkun, terk edilme korkun, kaybetme korkun. Hepsi çıktı. İşlerin güzel giderken parayla ilgili sorun yoktur. Ama yavaş yavaş işler düşmeye başladığında senin gelecek korkun başlar. Sağlığın güzelken sorun yoktur. Ama en ufacık bir sıkıntıda sağlıkla ilgili paniğin başlar. Bütün bunlar, daha doğrusu acı dediğimiz şey, bize içeride bir yerde bir şeylerin değişmesi gerektiğini gösteren işaretlerdir. Yani buraya sıkışmış bir duygu var, bunun çıkması gerekiyor demektedir bize o acı. Yani değişimin katalizörüdür aslında. Ve ne olur? Ben manzara değiştiğinde bir şeyleri öğrenirim. Mesela neyi öğrenirim? Kimseyi kontrol edemeyeceğim. Kontrol edemezsem ne yapacağım? Kabul ya. Neyi öğrenirim başka? Sabrı öğrenirim. İnsanları olduğu gibi kabul etmeyi, gelen olayları da olduğu gibi kabul etmeyi öğrenirim. Bu süre zarfında kendimi görme imkanını da elde ederim ama. Neden korkuyorum? Ben sandığım kişi değil miyim? Ben kendimi cesur zannediyordum. Bak, korku çıktı. Ben oldum, bittim, tamamlandım diyordum. Bak, buradan kıskançlık, buradan değersizlik, buradan güvensizlik çıktı. E çıkıyor öyle. Peki ne yapacağım? Çıkan bütün eski kalıpları reddetmeyeceğim. Bizim en büyük sıkıntımız o. Yani negatif bir şey çıktığında, ay uzak dursun, bu bana ait değil, hemen pozitife geçelim falan. Böyle bir şey yok. Yok. Çünkü negatif diye bir şey yok. Negatif gibi gördüğüm şey beni tamamen tekamül ettirmeye yönelik bir itilimden başka bir şey değil. Yani burada negatif dersen burada bir de pozitif kabul etmiş olurum. Bu da kutbiyettir. Ama onun üstünde, ortasında başka bir şey var. O da ne? Aşkın bir bakış açısıyla bakıldığında negatifin de pozitife hizmet ettiğini, ikisinin de bir ve aynı şey olduğunu görürüz. O zaman demek ki hayatımızdaki manzaralar değişirken bize düşen tüm duyguları sevgiyle kucaklamak. Yani itmek değil, kucaklamak. Burada korku mu çıktı? E benim duygum ve ben bu korkumla da güzelim. Burada güvensizliğim, burada değersizliğim çıktı. Çok insani, hepimizde çıkıyor. Onları bir kucaklamak. Ve onlara ben şöyle derim. Vele ki şu anda kızgın bizi izleyen bir arkadaşımız. Ya da kendini önemsenmeyen, sevilmeyen birisi olarak hissediyor. Varsayalım. Ben diyorum ki o duygudan kaçma. O duyguyu bir bünyene al. Sonra hisset. O duyguyu hissetmeye bir izin ver. Sonra kalp çakrana odaklan. Kalp çakrana odaklandığında buradan böyle hani bir çiçeği sularsın da çiçek böyle açar ya, aynı onun gibi
böyle katmer katmer açan bir çiçek gibi burada bir enerjinin hareketlendiğini hisset. O zaman anlarsın ki o biraz önce hissettiğin duygu sevgi enerjisinin içinde bir nokta kadar bile değildir. Ve sen onu yani aynı anda her ikisini de taşıyabilecek enginlikte olduğunu fark edersin. Yani o duygunun çok daha üstünde, çok daha engin, çok daha geniş bir şey olduğunu fark edersin. Korkmadan o negatif duyguna biraz daha odaklandığında bu kalp çakrandaki o birikmiş sevgi enerjisini alır, o negatif duygunun üzerine bir kovayla boşaltır gibi dökersin. Ve biraz sonra ne olur biliyor musun? Bir mucize gibi o negatif duygundan yavaş yavaş geçtiğini ve kaybolduğunu görürsün. İşte beşinci boyutta en hızlı dönüştürme bu. Negatif bir duyguyu hissettiğinde adını koy. Ben korkuyorum de örnek. Kaçma. Kıskanıyorum de. Galiba korkuyorum de. Nefret ediyorum de. Kızıyorum de. Bir duygunun adını koy. Koyduktan sonra buraya odaklan. Burada biriktir, biriktir yani kalp çakranı aktive et. Burası aynı zamanda hep söylüyoruz ya. Hani çekim gücü zihinle istediğin şeylerden 5.000 kat daha fazla kalbin gücü. O Müthiş. yüzden yürekten istediğimiz şeyler çok daha hızlı gerçekleşir. Evet. Sonra bunu ve öbür duyguyu hem sevgiyi hem negatif duyguyu hisset. Sonra sevgiyi tamamen bunun üzerine boca et. Eriyecek, kaybolacak. Her hissettiğinde bunu yap. Bir ay sonra o duygu kalmıyor. Kalmıyor. Çünkü sen kendi enginliğine, kendi sevginin, sendeki sevginin potansiyelini bir görmüş oluyorsun ki amaç zaten bu. Sonra yavaş yavaş bu senin bakış açını değiştiriyor. Çünkü o değişen manzaralar bizi süratle geliştirmeye, değiştirmeye itiyor. Zaten onun için yaşanıyor bütün bunlar. Ne bileyim, zengin birisi fakirliği yaşıyor. Biraz daha maneviyata yönelmek için. İşte sağlıklı biri hastalanabiliyor. Yani herkes için bir tekamül deneyimi var. Her deneyimin içinde de çok ciddi öğretiler var aslında anlayabilene ve görebilene. Ve insanlar derinleştiler. Yani danışanlarımla bazen oturduğumda şunu söylüyorum. Evet, şimdi süreci tersine çevirelim. Çünkü sen bana koçluk yapabilecek duruma gelmişsin. Çabuk görebiliyorlar. Bu bundan kaynaklandı. Ben burada bunu ben anladım. Bunu ben yaptım diyorlar artık. Bu müthiş bir şey. Aynısını Bakü'de de karşılaştım. Yani onlarla interaktif bir eğitimin içindeydim. Birebir hepsini dinleme imkanım da oldu. Beni şaşırtacak derecede çok hızlı bir şekilde bir bilinçte sıçramalar görüyorum. Hızlı bir şekilde insanlar gidiyorlar. Dolayısıyla tekamül süreci çok hızlandı. Peki burada madem tezahür ettirmekten bahsediyoruz, böyle bir uzun giriş yaptım. İlk önce neyi bileceğim? Geldi çok. Ben artık titreşimin çok arttığı farklı bir boyuttayım. Titreşim böyle oldu. Eskiden böyle güzel güzel gidiyorduk. Şimdi böyle oldu. Bu demektir ki kendi titreşimi bu noktaya getirmem lazım ki bundan uyumlanayım. Eğer kendi titreşimimi o noktaya getirmezsem bu hortum gibi beni çarpar. Peki ne yapacağız? Şunu bileceğiz. Tezahür ettirme ne? Meydana getirme. Bir şeyi yaratma. Peki orada ne kullanıyoruz? Enerjiyi kullanıyoruz. O zaman sistemin nasıl çalıştığını bilmem gerekiyor. Ben maddeyim. Bu da madde. Ben bu maddeyi etkileyebilir miyim? Şöyle etkilerim. Azaldı. Bir etki yaptı. Ya da itebilirim, bardağı yere düşürürüm. Bu kadar etkilerim. Bıraktığım anda uzaktan etkileyebilir miyim? Şu anda etkileyemem gibi görünüyor. Ben düşük frekanstayım. O bardak da düşük frekansta. Dolayısıyla aynı frekansta hiçbir şey yapamıyoruz. Yani etkileyemiyorum. Ama benim bir tarafım
maddeye etkileyeceğimi de biliyor. O zaman ne yapacağım? O zaman ben bu titreşim hızıyla onu etkileyemezsem ben farklı bir titreşim hızına çıkacağım. Yani bardak böyleyse ben şuraya çıkacağım. Bir üst boyuttan enerjilerin, kuantum, kuarkların olduğu, o elektronların, protonların gezindiği o dünyada maddeyi etkileyebilir. Maddeyi maddeyle değil ama bir üst seviyeden etkileyebilir. Peki ne yapıyoruz? Bizler meditasyona girdiğimizde ve anda kaldığımızda zaten titreşimimizi yükseltmiş oluyoruz. Titreşimimizi en hızlı nasıl yükseltebiliriz? Gülerek. Gülmek her zaman yükseltir. Ama en önemlisi anda kalarak. Anda kaldığımızda bütünün enerjisiyle aynı hizadayız. Dolayısıyla titreşimimiz de yüksek. Anda kaldığımızda, hele meditasyon yapıp da kendi düşüncelerimizin gözlemcisi olmaya başladığımızda aslında o boyuta çıkmış oluyoruz. O boyut tezahür ettireceğimiz noktadır zaten. Yani andayız, sessiziz, gözlerimizi kapamışız, düşüncelerimizi izliyoruz. Artık şunu biliyoruz, değil mi? Biz düşünce değiliz. Düşünce dediğimiz gezen bulutlardır. Ben gökyüzüyüm. Gökyüzüne hiçbir şey olmaz. Aşağıdaki bulutlar kar yağdırır, yağmur yağdırır. Bazen kapkara bulutlar olur. Kötü şeyler olur, fırtınalar olur. Ama gökyüzüne hiçbir şey olmaz. Bileceğiz ki biz gökyüzüyüz. Gökyüzüne çekilip arada bir şöyle düşüncelerimizi izleyeceğiz. Fark edeceğiz ki düşüncelerin üstünde düşündüğünü de düşünen, gören bir noktamız var. Her birimiz şimdi gözlerini kapatabilir mi? Bir 5 saniye herkes gözünü kapatsın. Şimdi sizlerden iyi bir şey düşünmenizi istiyorum. Sizi mutlu eden bir şey. Şimdi kötü bir şey düşünün. Size rahatsızlık veren bir düşünce. Şimdi de her gün düşündüğünüz günlük düşüncelerden birini seçin. Şimdi hiçbir şey düşünmeyin. Bir boşluğa girin. Sadece nefes alıp verin. Ve şimdi gözlerinizi açın. Kontrol edebiliyoruz, değil mi? İyi bir düşünce seçtik, kötü bir düşünce seçtik, günlük bir düşünce seçtik, hatta durdurduk. Kim durdurdu? Biz. Biz. Peki durdurmadığımızda ne oluyor? O akıp gidiyor. Akıp giderken yalnız bizi de sürüklüyor. Ve Cüneyt Bağdadi'nin bir sözü müydü? Hani sen öbür aleme geçtiğinde Allah seni sorgularken aşağıda ne yaptın, onu mu yaptın, bunu yaptın demeyecek. Sadece diyecek ki ben hep seninle birlikteydim, sen neredeydin? Of. Oy 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 oy. Ben burada İşte. değildim. Ha, ben evde değildim. Neredeydin? İşte Gezdim. düşüncenin arkasında bir ileri bir geri sarıp sarıp duruyordun. O olacak mı, bu olacak mı, ya 20 yıl olursa ya önce. olmazsa buralarda 20 yıl geziyordun. önce de, 10 yıl önce de. Evet, 5 yıl evde önce değil. de, 10 yıl sonra da. Evet. Fakat gökyüzünde şöyle bir 3-4 saat meditasyonda kalan aşağının vizyon olduğunu çok net görüyor zaten. Bir anda bir idrak, bir uyanış oluyor. Aa, burada sadece an var. Ama burada bir zaman illüzyonuna takılmış gidiyor insanlar. O kadar net çıkıyor ki ortaya. Bu kadar basit bir şeyin nasıl bunca yıl görülemediğine ya da insanların nasıl bunu fark edemediğine hayretler içinde kalıyorsun. An,
an dışında bir şey yok diyorsun. Bunu söylüyorsun da. Diyorsun ki geleceği göster diyorsun. İşte bir saat sonra burayı kapatacağız. Bana göster diyorum. Gösteremiyorsun. Zihninde bir pencere. Yarım saat önce açtık diyorum. Onu göster diyorum. Gene zihninde pencere açıyorsun. Bir anda fark ediyorsun ki ben ne zaman geçmişe de geleceğe sorsam hep zihninde pencere açıyorsun ama hep bu andasın. Bu andasın. Hep zihnindeki pencerelerle gösteriyorsun. Sadece Net bir an var şey yok. aslında. Evet. Dolayısıyla ne oluyor? Ben gökyüzü olduğumu daha çok hatırlamaya başlıyorum. Hatırlamaya başlayınca aşağıdaki düşünceleri artık kontrol edilebilir olduğunu görüyorum. Çünkü ben bunu fark edemediğimde o düşünceler beni yönetiyor. Yani beni peşine takıyor, kızdırıyor, üzülüyor, ağlatıyor, bir sürü şey yaşatıyor. Ama ben gökyüzü olduğumu fark ettiğimde diyorum ki ben kendi evimin efendisiyim. Yani ben evdeyim ve bu evin efendisi de benim diyorum. Bu ne anlama geliyor? Negatif bir düşünce geldiğinde varlığını gördüğüm anlamına geliyor. Ancak altını kalın 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 bir daha çiziyorum. Ay bu kötü bir düşünce, bunu hemen göndereyim. Değil. Sadece onun gözlemcisiyim. Onun geldiği gibi gideceğini görüyorum. Arkasından başka bir düşünce geldiği gibi gittiğini görüyorum. Hangi biriyle ulaşayım? Akşama kadar 60 ila 70 bin tane düşünce geliyor ve gidiyor. Siz gökyüzü olduğunu düşünmeye başladığınızda farklı bir açılıma giriyorsunuz. Titreşiminiz artıyor. Bir gözlerimizi kapayalım. Minik bir alıştırma yapacağım. Şu anda oturduğunuz yerde benliğinizin başka bir boyutunun yavaşça yukarıya doğru süzüldüğünü, oturduğunuz odadan dışarıya çıktığını ve sonra biraz daha yükseldiğini, oturduğunuz evin, konutun, apartmanın üstüne çıktığını, sonra biraz daha süzülerek bulunduğunuz şehrin de üstüne çıktığını, biraz daha çıktıkça en yukarıdan şehrin tamamını ışıl ışıl gördüğünüzü, hatta dış sınırlarına kadar görebildiğinizi, biraz daha genişlediğinizi, uçarak daha da büyüdüğünüzü, neredeyse gökyüzünü kapladığınızı ve yaşadığınız ülkeyi gördüğünüzü, bir haritada görür gibi ülkenin ışıklar içinde olduğunu, sonra biraz daha yükseldiğinizi, dünyanın bir kısmını tamamen gördüğünüzü, daha da genişlediğinizi, dünyanın bir tarafının karanlık, bir tarafının aydınlıkta olduğunu, karanlık kısımda yanan ışıkları derken gökyüzünde gezen yıldızları, göktaşlarını, gezegenleri daha da genişlediğinizi, bir takım enerji formlarını, yükselmiş üstatları, melekleri bir anda orada en üst düzeyde titreşen varlıkları dostane bir şekilde size gülümsediklerini, onların hep orada olduklarını ve aslında benliğinizin bir parçasının da hep orada olduğunu hissedin. Bir orada olmanın güzelliğini, keyfini bir hissedin. Uçsuz bucaksız genişliğin, enginliğin ne olduğunu hissedin. Derin bir nefes alın.
Ben 3 dediğimde gözlerinizi açın. 1, 2, 3. Şimdi bu neye yarayacak? Bir gün oturduğunuz yerde birdenbire kendinizi gökyüzünde farklı şeylerle çevrelenmiş olursa, görürseniz korkmayacaksınız, şaşırmayacaksınız. Çünkü benliğinizin bir kısmı artık buna hazır. Yani deneyimledi. İşte sadece şu alıştırmayı yapmak bile birçok arkadaşımızın mucize dediğimiz olasılıkları daha hızlı hareketlendirmesini sağlar. Çünkü sen her gözünü kapadığında gökyüzü olduğunu, uçsuz bucaksız bir enginlik olduğunu düşünmeye başladığında yavaş yavaş algın değişmeye başlıyor. Algın derken hem bu madde beden olduğunu hem de bunun ötesinde bir şey olduğunu algılamaya başlıyorsun. Bunu algılayan insanın tezahür ettirme gücü ortaya çıkıyor. Bunu algılayan insanın korkusu bitiyor. Bunu algılayan insanın köleliği bitiyor. Bunu algılayan insanın birlik bilinci geliştiği için savaşlar bitiyor. Sınırlar bitiyor. Birilerinin birilerini güçle ya da parayla yönetme hikayesi bitiyor. Dolayısıyla işte bu enginliği, bu uçsuz bucaklı bucaksızlığı deneyimlemeye başladığımızda günlük dünyanın rutininden de yavaş yavaş kopmaya başlarız. Kopmaya derken ya neyi düşünürsek kendi zaman çizgimizde onu önümüze getirdiğinizi yani onu tezahür ettirdiğimizi fark ederiz. O nedenle ne konuştuğumuz çok ama çok önemli. Bunu her yayında zaten altını çize çize söylüyorum. Arkadaşlar, titreşim hızı çok arttığı için biz düşündüğümüz bir şeyi gerçekleştirme hızımız arttı. Bu da ne anlama geliyor? Benim mütemadiyen ki kuantumun özü budur zaten. Bir pozitif bir negatif yani zihnim bir orada bir burada geziyor biliyoruz. Kuantum neydi? Neye odaklanırsam onu hayatıma çekerim. Yani buraya odaklanırsam enerjiyi burada titreştiririm ve bunu hayatıma çekerim. Buna odaklanırsam bunu çekerim. Sıkıntı şu ki insanlar düşüncelerini kontrol edemedikleri için yani henüz zihinlerin efendisi olamadıkları için hala düşüncelere kapılıp gidiyorlar. Bunlar da maalesef onları olumsuzu düşünmeye biraz daha meyilli oldukları için oraya saplanıp kalıyorlar. Bu da negatif gerçeklikleri de hayatlarına çekmelerine neden oluyor. Ben de diyorum ki alıştırmalar yapın. Ne alıştırması? Yavaş yavaş kendi zihinleriyle ilgili bir konsantrasyon çalışması yapabilirler, nefes çalışması yapabilirler, meditasyonlar yapabilirler. Bir yandan da bilinçaltı temizlik çalışmalarıyla kendi üzerlerinde çalışabilirler. Beni takip eden arkadaşlar zaten biliyorlar. Bilinçaltı temizliğine yönelik çok ciddi, çok sağlam çalışmalar yaptım. Bir şekilde herkes kendince şöyle bir karar alsın. 2022 yılını tam bunun için deneyimliyoruz aslında. Ben bu yıl kendi tekamülümde önemli bir adım atmak için bendeki bütün fazlalıkları atacağım. Yani ben değişeceğim. Ben buradan başka bir yere doğru evrileceğim. Çünkü ben biliyorum ki dün kalktığım insan değilim. Ben bir saat önceki Serpil de değilim. Tıpkı senin bir saat önceki sen olmadığın gibi. Çünkü bir saat içinde beyninde 3-5 değil belki de binlerce yeni sinaps bağlandı. Senin zihnin artık bir saat önceki gibi çalışmıyor. Farklı hani devreye giren şeyler var, bağlantılar. Senin bir elektrik santrali gibi beyninin çalışma şekli bile değiştiriyor. Ne yapıyor? Algılarımız gittikçe artıyor. Benim burada epifiz dediğim yerde anten görevi çeken bir şey var. Yani ben nasıl başka bir oluşum yaratabilirim ki kendi kendime? Benim bir şeyi tezahür ettirmem için bendeki bir şeyin bir mıknatıs görevi yapması lazım. Onu da buradaki epifiz bezim yapıyor. Yani burası. Ne yapıyorum? Her neyi
keza ürettirmek istiyorsam onu ön lavuğuma getiriyorum. Ve orada en az 68 saniye diyorlar. Ben de diyorum ki birkaç dakika en az. Orada tutman gerekiyor. Tuttuğunda ne oluyor? O senin kapsama alanına giriyor. Yani başka bir deyişle sen buradaki bir şeyi, daha doğrusu bir şeyi düşündüğün anda başka bir boyutta zaten meydana getiriyorsun. Daha derin bir genişler. Meydana getirdiğimiz bir şey de yok. Olanların içinden yeni bir olasılığı çekiyoruz. Yani yeni bir şey koymuyoruz. Dolayısıyla o başka bir boyutta, enerji boyutunda zaten var. Peki benim ne yapmam gerekiyor? Onu madde formuna indirmem gerekiyor. Madde formuna indirmem için de onun enerjisini ağırlaştırmam gerekiyor. Yani suyu su olarak elimde tutamam. Ama ben bunu buz haline getirirsem elimde tutarım. İşte tezahür ettirirken yaptığımızda bu onun enerjisini sıkıştırıp üç boyutlu dünyada, yani madde dünyasında bir şekilde görünmesini sağlıyoruz. Çünkü onun titreşimiyle benim titreşimim eşleşmesi lazım. Tezahürü bu meydana getiriyor. Yani madde dünyasında beni katı bir şekilde görmem için onun frekansıyla benim frekansımın eşleşmesi gerekiyor. Bu sıkıştırmayı da saf enerjiyle yapmam gerekiyor. İşte burada saf enerji dediğim sizin ne bileyim hani sezgileriniz kuvvetliyse biraz önce dediğim gibi o kişinin kokusunu alırsınız. Yani enerjisini hissedersiniz. Yakınlaşır ya da uzaklaşırsınız. Ama sezgileriniz daha da yüksekse zaten onun alanını görmeye başlarsınız yavaş yavaş. Yani aura renklerini görmeye başlarsınız. O renkler de sana o kişi hakkındaki bütün bilgiyi verir. Biraz daha sezgileriniz açıksa o kişiyi madde değil bir ışık topu halinde görmeye başlarsınız. Dolayısıyla demek ki benim bir şeyi tezahür ettirmem için saf enerjiyle istemem gerekiyor. Alanımda negatif enerji varsa ne olacak? Parazit karışıyor. Parazit karışması ne anlama geliyor? Neyi? Düşünce biçimimiz öyle, yani kutbiyet var, dualite var ya. Biz neyi düşünürsek ya da neyi istersek isteyelim, aynı anda yanına zaten onun tersini de koyarız. Elimizde değil. Yani böyle bir dünyada yetiştik, zihnimizde böyle programlandı. Dolayısıyla her istediğimizi düşündüğümüz anda onun istememe ya da olmama ihtimalinde ne yapıyoruz? Yanına asıyoruz. Gerisi bizde. Nasıl bizde? Şimdi şöyle bir şey düşün. İstanbul'dan bir araba yola çıkıyor. Ankara'ya gidecek. Şimdi araba yola çıkınca biz ne yaparız? Deriz ki işte 500 kilometre yol, saatte 100 kilometre ile gidersen 5 saat sonra oradayız deriz, değil mi? Ya da işte 150 kilometre ile giderim, 3-4 saatte orada olur gibi bir mantıkla çıkarız ve Ankara'ya gideriz, değil mi? Bizim yaptığımız şu. Ben Ankara'ya gideceğim diyoruz. İstanbul'dan yola çıkıyoruz. Şöyle Bolu taraflarına geldiğinde korkmaya başlıyoruz. Ya varamazsam? Acaba Ankara orada mıdır? Ya Ankara yoksa? Ya başıma bir şey gelirse yolda? Bolu'nun oradan geri dönüyoruz. Bazılarımız biraz daha ileriye gidiyor. Yani Ankara'ya 100 kilometreye kadar falan yaklaşıyor. Fakat o azıcık kalan yolda tekrar kuşku ve inançsızlığa düşüyor. Ya gidemezsem, ya yolda bir şey olsa, ya kaza geçirirsem, ya Ankara orada yoksa diyor. Bu defa gene oradan dönüyor. İşte tezahür ettirme durumumuz aynı bu olay. Hiç kimse şöyle demiyor. Ben biliyorum canım, Ankara orada. Ankara orada ve binip gidiyoruz, değil mi? Bu inançla istemiyor kimse. Ya olmazsa, ya orada değilse o, ya başıma bir şey gelirse, zaten olmaz, beni mi bulacak deyip ne yapıyor? Titreşim 9'da bir şey istedi. 9'da istedi. Kendisi isterken de 9'daydı. Ama o anki 9 titreşimi bunu hemen çekemedi. O kadar güçlü değiliz. Onu tekrar çekebilmesi için bunu 9 frekansında sürekli beslemesi lazım.
Ama iş Ankara olayına dönüyor. Biraz güçlenir gibi oluyor. Burada kişi ben bunu başaramam ki, ben bunu yapamam ki, bu zaten olmaz ki, ben kim bu kim? Yok ya bunlar hikaye. Zor demeye başlıyor. İnancını kaybediyor. İnanç kuşku başlıyor, güvensizlik başlıyor. Dolayısıyla kişinin titreşimi düşmeye başlıyor. Üçte kalıyor, ikide kalıyor. Takılıyor yani burada. Bu hala dokuzda burada kalıyor ama. Yani bir sürü insanın şu anda etrafında gerçekleşmemiş titreşimleri an içinde dönmeye devam ediyor. Tekrar tezahür ettirilebilirler ama artık kişi Bolu'dan geri döndüğü için artık Ankara'ya gideceğine hiç kimse inanmıyor. Ben de diyorum ki Ankara'ya gitmekle Avustralya'ya gitmek arasında hiçbir fark yoktur. Bir ev istemekle 100 lira istemek arasında bir fark da yoktur. Ama siz sınırlarınızı ya da algınızı nereye kadar genişletebilirsiniz? Siz bugün 5 bin liraya büyük para ya da 10 bin liraya büyük para dersiniz. Bir şey olur. Ayda 100 bin lira kazanmaya başlarsınız. Ben size 5 ya da 10 bin dediğimde dersiniz ki işte yani büyük bir para değil 5 bin lira dersiniz. Çünkü algınız değişmiştir. 100 bin lira üzerinden 1 milyon ayda kazanmaya başladığınızda 5 bin lira algınız iyicene değişir. Yani sizin için parayı tezahür ettirmek artık zor bir şey değildir. Niye? E çünkü geliyor. Orada bir korku yok, kuşku yok, engel yok. Geliyor. Ve birçoğunuz aslında dikkat edin kendi hayatınızdan bahsediyorum. Kuşku ya da güvensizlik beslemediğiniz alanlarda herkes iyi. İş yeriyle ilgili bir sorun olmayıp işte aşk hayatında sorun yaşayan çok. Aşk hayatında hiçbir sorun yaşamayıp parasızlık yaşayan çok. Yani herkesin tekamülü ya da deneyimi farklı noktalarda bir şekilde ortaya çıkıyor. Ve hayat tam bizi sıkıştırdığı yerlerden aslında bir o sivri köşeleri yumuşat, tam o sıkıştırdığı yerlerde o yaranı iyileştir diyor. Tam bizi sıkıştırdığı yerlerde. Tam sıkıştırdığı yerde. Tam Yani sıkıştırdığı hastalıksa yerlerde. hastalık. Kesinlikle. Tam şu anda herkesin ne sorunu varsa hayat şu anda herkese tam o noktada iyileşmeye ihtiyacım var. Sen bu tarafını iyileştirmelisin diyor. Onun için seni ben bu noktada sıkıştırıyorum. Mesela parayla ilgili sorun mu yaşıyorsun? Sana mesaj şu aslında. Burada bir sıkıntı var. Senin ya kıtlık bilincin var ya güvensizliğin var ya tam teslim halinde değilsin ya kabulde zorlanıyorsun ya kendine güvenmiyorsun ya kendine inanmıyorsun. Burada bir sorun var diyor. Aşk hayatında mı sıkıntı var? Orada mı sıkıştın? Şu an terk edilmiş ya da aranmıyor, ilgisiz mi hissediyorsun? Hayat sana diyor ki, tas tamam burada bir sorun var. Burada bir sorun var. Sen şu anda tamamen egonun sana dayattığı duyguların içinde boğulmuş durumdasın. Ve bunu sen yarattın. Bakın bu kadar iddialıyım. Bu duruma sen kendi duygu düşüncelerinle kendin geldin. Peki hayat sana orada ne diyor? Bunların üzerine bir çık diyor. Nerede canın yanıyorsa diyor, orada iyileştirmesi gereken bir yara var diyor. Kendini şu anda önemsenmiyor ya da sevilmiyor mu hissediyorsun? Şiddetle sevgi ihtiyacın var diyor. Ama bunu yanlış adreslerde arama diyor. O sevgi ilk önce kendine vererek başla diyor. Kendine mi kızıyorsun? Ah şunu yapsaydım bunu yapmasaydım diye. Şimdi hepsini at diyor. Hepsini at. Hadi bu haline kendini kucaklayabilir misin diyor. Terk edilmişliğinle, başarısızlığınla, kayıplarınla, her şeyinle tam bu noktada şimdi de çünkü başka an yok. An içinde sürekli tezahür ettiriyoruz biz. Şu anda bile tezahür ettiriyoruz. Konuşarak yapıyoruz bunu. Zaten düşünerek yapıyoruz. Ve hayatta diyor ki tam bu noktada böyle kucaklayabilir misin kendini? Kendine böyle olma izni verebilir misin? Kendine olduğun gibi olma izni verirken karşındaki insana da bunu verebilir misin? Çünkü o hiçbir şey yapmıyor. Sen onunla ilgili bir algın vardı. O şöyle, o böyle dedin. Şikayet ettin. Onunla ilgili bir şey yarattın.
Yarattığı şeye kendin de inandın. O da kendi rolünü oynadı. Ve sana acı çektiriyor. Ama bu illüzyonu bitir diyor. Çünkü onunla ilgisi yok diyor. Onunla hiçbir ilgisi yok. Sen kendi yarattığın bir şeyin içinde boğuluyorsun. Bir negatifliğin içinde boğuluyorsun. Hadi diyor, şimdi dön kendine bir bak. Nerede sıkıştın? Nerede canın yanıyor? Orada şifalanmayı bekleyen şeyler var. Her ne yolunda gitmiyorsa sıkıntı oradadır. Bu kadar basit. Hayatına bakacaksın, röntgen çeker gibi. Nerede sıkıntı var diyeceksin, şurada. Ha, tamam. Burada demek ki bir genişlemeye ihtiyacım var. Burada bir şeyleri olduğu gibi görmeye ihtiyacım var. Yani perdesiz, egosuz. Onun için herkesin bence yola çıkma amacı şu olacak. Kendini bir silkeleme. Yani ben kendimi tanıdığımı zannediyorum ama gerçekten tanıyor muyum? Ben korkuyor muyum? Şu bilinçaltı. Tekrar 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 söyleyeceğim. Bilinçaltımızı çok iyi tanımak zorundayız. Çünkü ben bir şeyi tekrar ediyorum, tezahür ettirmek istiyorsam eğer onu saf enerjiyle hızlı bir şekilde hayatına çekebilirim. Parazit varsa zorlanırım. Bilinçaltını pozitif kodlama diye yeni takip alan arkadaşlar var benim. Bilinçaltını pozitif kodlama diye bir videom var. O videoları izlesinler. Bilinçaltı ile ilgili videolarımı. İşte orada bilinçaltının bir işlevini, ki burada senden de yaptık birkaç kere bilinçaltı ile ilgili bayağı ciddi Evet, çok videolar. yaptık. Onlara da Çok bir iyi. göz atsınlar. Bunu yaparlarsa bilinçaltı artık kendilerine hizmet eden bir Alaaddin'in sihirli lambası haline gelir. O zaman zihinlerini de kontrol edebilir hale gelirler. Acayip O zaman teknikler verdin tabii. tabii tezahür Acayip. ettirmeyi bilirler. Yani bilirler derken, mesela bizler maddeleştir, yani dokunabildiğimiz ve hissedebildiğimiz şeyleri daha hızlı tezahür ettirmeye meyilliyizdir. Örnek. Mesela parada zorlanır insanlar. Çünkü şimdi bir güzel bir çiçek tezahür ettirin desem hızlı yapabilirler. Niye? Çiçek güzeldir, mis kokuldur. Ama parayı ellerinde çok tutmayı sevmez insanlar. Parayı koklamayı da sevmezler. Parayı birçok insan kirli gibi görür. Bu da onların tezahür ettirmelerini de engeller. Yani maddeleştirmelerini engeller. Bizler hissedebildiğimiz, bakın, hissedebildiğimiz şeyleri daha hızlı tezahür ettiririz. O yüzden dokunsal olarak hissedebildiğiniz şeyleri tezahür ettirebilirsiniz. Bu da ne gerektiriyor? İmgelediğimiz şeyleri hissetmemiz ve bu imgeyi bedenimizin içinde yapmamız gerekiyor. Hadi bununla ilgili küçük bir alıştırma yapalım da tam ne demek istediğimi Duygunun bir içine örnekle girmemiz devam gerekiyor diyorsun. anlatalım. Evet. Çok güzel bir yolda yürüyorsunuz. Bedeninizin içindesiniz. Yani tepeden, yukarıdan bir yerden kendinizi izlemiyorsunuz. Bedeninizin içindesiniz. Yüzünüzü görmüyorsunuz. Sağınızda, solunuzda çiçekler görüyorsunuz. Rengarenk papatyalar, menekşeler görüyorsunuz. Pembe, mavi, mor. Yürürken kendi adımlarınızı görüyorsunuz. Ayağınızda çok rahat spor bir ayakkabı var. O spor ayakkabı sizin en sevdiğiniz renk. Üzerinizde de çok rahat ettiğiniz bir kıyafet var. Giydiğiniz giysinin teninizdeki varlığını hissediyorsunuz. Adım atarken yerin sertliğini, yumuşacık spor ayakkabılarınızın varlığını hissedebiliyorsunuz. Ve içindeki ayaklarınızın rahatlığını. Tamamen bedeninizin içindesiniz. Sonra önünüze bir ev çıkıyor. İki katlı bir ev.
Evin önünde güzel bir bahçe var. Bahçe yemyeşil, çimlerle kaplı. Evin önünde geniş bir verandası var. Verandada da böyle hasır, çok güzel bir oturma grubu var. Oraya doğru yürüyorsunuz. Ve oradaki o hasır koltuklardan birine oturuyorsunuz. Koltukların ince, krem rengi minderleri var. Yumuşacık. Oturduğunuzda o yumuşaklığı hissediyorsunuz. Hemen yan tarafınızda bir sehpa var. Sehpanın üzerinde bir tane bardak. Bardağın içinde de en sevdiğiniz içecek var. Hava tatlı bir serinlik var. Yüzünüze belli belirsiz bir esinti çarpıyor. Ama gökyüzünde kocaman bir güneş var. Oturduğunuz yer gölge. Yürüyüşten olsa gerek biraz içiniz yanmış. O en sevdiğiniz içeceği ağzınıza götürüyorsunuz. Ve onun serin serin boğazınızdan aşağıya indiğini ve onun o güzel hissini duyuyorsunuz. O kadar güzel bir içecek ki ve zaten siz ona bayılıyorsunuz. Sonra evin bahçesine bir göz attığınızda sağ tarafta bir havuz olduğunu görüyorsunuz. Ve evin bir taş ev olduğunu, ön tarafının sürgülü bir boydan boya cam olduğunu fark ediyorsunuz. Ve ileriye doğru baktığınızda muazzam bir deniz manzarasına şahit oluyorsunuz. Olağanüstü güzel bir manzara. Hafif tepeden denizi görüyor. Sonra yavaşça elinizdeki bardakla ayağa kalkıyorsunuz. Evin içinden birisi çıkıyor. Yanınıza geliyor. Bu sizin tanıdığınız biri. Çok da sevdiğiniz biri. Size gülümsüyor. Elinizden tutuyor. Onun eli de serin ve yumuşacık. Gülümseyerek sizi içeriye sokuyor. Kocaman bir salon, açık bir mutfak var. Ve ev dubleks yukarıya doğru kıvrılarak çıkan merdivenleri görüyorsunuz. Ev tam sizin istediğiniz mobilyalarla döşenmiş. Yani siz tek tek döşeseniz o halıyı, o tabloyu, o televizyon ünitesini ve o sehpayı koyardınız. Biblolar, çiçekler tamamen sizin zevkinizi yansıtıyor. İnanılmaz güzel. Ve o en sevdiğiniz kişi yüzünüze bakıp "Burası senin evin. Burası bizim evimiz" diyor. Bir anda sanki ayakların yerden kesiliyor. Sanki rüyada olduğunu düşünüyorsun. İlk önce bir şok oluyorsun. Olabilir mi böyle bir şey? Bu kadar güzel bir ev, bu kadar güzel döşenmiş, bu kadar güzel manzaralı, bu kadar enerjisi güzel ve sana kendini iyi hissettiren ev benim olabilir mi diyorsun? Karşı taraftakinin şaka yaptığını düşünüyorsun. Fakat o da ne? Eline bir belge uzatıyor. Üstünde senin adın var. Evet. Bildin. Burası senin evin. O hayalindeki ev. Şimdi bir 5-10 saniye kendi evinde, tam istediğin o evde olmanın keyfini sür.
Evet. Hazır olduğunda yavaşça gözlerini açabilirsin. İşte insanlar güzel bir ev hayal ediyorlar. Ama tezahür ettirmek istediklerinde evi uzaktan görüyorlar. Bak biz içindeydik. İnsanlar bir şeyi tezahür ettirmek istiyorlar. Kendileri beden içinde değil, dışarıdan görüyorlar. Beden içinde olmak gerekiyor. Sen her kimi istiyorsan gözünü kapattığında nerede olduğunu bir gör. Varsayalım ki evlenmek istediğin ya da sevdiğin birisi var. Gözünü kapadığında uzakta ya da arkasını dönüp görüyorsan bu net bir şekilde bilinçaltı düzeyde bir inancının ya da bir zayıflığını ya da bir kuşkunun bir inançsızlığın olduğunu gösterir açıkçası. Bir şeyi ne kadar dibinde, içinde ve yaşıyor görürsen tezahür ettirme gücün o kadar yüksek olur. Burada odaklanmamız gereken en önemli şey hissetme duygumuz. Hissedebiliyor musun? Orada olmanı, ben buna bedene o duyguyu ezberletmek diyorum. Çünkü normalde işte bir şey düşünün, işte her gün onu okuyun, inceleyin diyorduk ya biz. Yakın zamanda hatta Bakü'de başıma geldi. Benim bir çalışmama katılmış galiba hatırlamıyorum şu anda işte bir WhatsApp çalışması ya da ritüel hatırlamıyorum şu anda. 3 gün sonra evim oldu dedi. 3 gün. Yani çok hızlandı derken tam bunu kastediyorum. Kimse böyle bir evi düşündüğünde 3 gün sonraya koyar mı? Böyle güzel bir ev düşünen kaç kişi? Evet ya bu güzel bir ev. Yani ben bunu isteyeyim. Ne zaman olur? Belki 1 yıl, belki 2 yıl sonra, belki 3 yıl sonra, belki 6 ay sonra. Kim 3 gün sonraya koyar? Bu kadar kişi içinden bir kişi bile koydu mu acaba? Koydun mu? 1 yıl önce, Hı. 1 yıl önce, tam 1 yıl önce hayalimde çocukluğumdan beri istediğim gerçekten kayaların üstünde, denizin dibinde bir haftada oldu. Yani bir hafta önce düşünmüştüm. Sonra Bir hafta içinde gerçekleşti. ertesi günü rüyamda gördüm evi. Yani düşünsene öyle bir ev hayal ediyorum ki 5 trilyon. Ben bir alıyorum 500 bin lira. Cebimdeki parayla alıyorum. Şok yani. Hani rüyamda gördüm zaten evi ben. Geçtiğimiz birkaç gün içinde de oldu yine. Bir anda otururken aklıma neden Bihter'le koku yapmıyoruz geldi. Bihter telefon etti. Biz dedi neden seninle dedi parfüm çıkarmıyoruz 2 tane. Yani bu da 2-3 gün önce, bir haftalık bir şey yani. Çok yeni ve artık düşüncelerimiz, hatta o dakikada Bihter'e söylediğim şey şuydu. Düşüncelerimi gerçekten sürekli kontrol etmeye çalışan bir insanım. Ama bu beni ciddi bir şekilde aslında bir taraftan da bir korku verdi bana. Benim çok dikkat etmem lazım düşüncelerime, Değil mi? aklımdan Evet. çıkanlara. Onun Bağlantıları için görüyorsun artık. Çok hızlı geliyor çünkü. yani saniyesinde teklif etti bana. Zaten düşünüyordum ben formülasyonda Bihter 3 aydır düşünüyormuş, 3 gündür düşünüyormuş. Ben muhtemelen o telepatiyi aldım ya da hani Altın. Büyük ihtimalle. saniyede telefonla karşılaş. Yani onun için düşüncelerimiz gerçekten çok, yani ben kendi adıma hemen fark etmeye çalışıyorum. Sürekli kontrol etmeye çalışıyorum. Sürekli yani oradaki düzeltimleri, bu şey, yayının girişinde söylediğim şeylerde dahi hani söylemeye korkuyorum. Yani olan bir şey, gerçi yardım istemek için söyledim ama onları bile söylemeye korkuyorum artık. Düşün yani, hani düşüncelerimizi cidden ciddi ciddi kontrol etmemiz lazım Can. Çok hızlı Evet. gerçekleşiyorlar. Sen söylediğinden Kesinlikle. beri, en başından beri ben sürekli onaylıyorum. Çünkü çok hızlandı. Süreç çok hızlandı.
Evet, çok güzeldi. Şöyle bir şeyle karşılaşıyorum. Neden söyledim Can? Hayatımda alabileceğim bir ev değildi normal şartlarda. Yani düşünsene hayallerimin ötesinde, çok ötesinde. Cebimdeki para belli. Belki öyle bir ev var ama cebimdeki para yani belli ve öyle bir güzel oluyor ki şok oluyorsun. Yani şaşırmak çok güzel bir şey. Şaşırmak, mucizeler her saniye. Bir yayın bile yaptım ben oradan. İnşallah herkesi gelsin isterim oraya, o tarafa gelen herkesi. Ama bütün bunlar bir anda tık tık tık. Üstelik o aralarda yani onu gerçi aile desteğiyle olan bir şeydi ama o aralarda benim eczanem bitmek üzereydi. Yani eczane batıyor filan, batma Evet. süreci. Sonra da bir Evet. sürü şey herkesin önünde acayip mucizeler yaşadık. Eczane battı, başka yere taşıdık. Lemuria Akademi'yi kurduk. Birden böyle paralar tık 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 tık. Ki hep anlatıyorum yani çöpten ayakkabı toplayan bir insanım ben. Yani o kadar mucizelerle gelişiyor ki her şey şimdi çok hızlandı. Dolayısıyla düşündüklerimize çok dikkat etmemiz lazım. Özellikle bazı cümlelerinde hep altını işaretlerimle çizmek istedim. Biraz daha dikkat etsinler diye. Evet. Evet, çok güzel, çok güzel. Evet, gözümü kapalı dinliyorum Can. Yani şöyle şeylerle çok karşılaşıyorum. Ben istiyorum ama olmuyor. Tamam, bazıları oldu diyorsunuz ama benimkiler olmuyor. Hiç olmadı diyorlar. Ben de onlara her zaman şunu söylüyorum. Yani biraz önce dediğim gibi bir şey istediğinde onun olmamasını da oraya asıyorsun. Dolayısıyla normalde istediğin şeyi tek bir alandan istediğinde, yani şuradan devamlı istediğinde onu beslersin ve alırsın. Fakat enerjiyi çok dağıtıyorsun. Biraz önce dediğim gibi ya olmazsa dediğin her seferinde, her inançsızlığa, her kuşkuya düştüğünde enerji o dar alana kanalize olamıyor. Enerji sürekli boşa gidiyor. Dolayısıyla ne oluyor? Kişi orada o istediği şeyi sıkıştırmayı sağlayamıyor. Ben de diyorum ki yapabilmen için işte saf enerjiye ihtiyacın var dediğim biraz önce o. Yani kuşkunun, güvensizliğin çok olmaması gerekiyor. Yani o senin dediğine benzer bir şeyi kız kardeşim öğretmen, matematik öğretmeni lisede. İşte Adana'dan İstanbul'a tayini çıktı. İşte doğal olarak Adana'ya göre buradaki evler biraz daha pahalı. Şimdi buraya geldiğimde cebimdeki parayla işte Kadıköy tarafında bir ev bakıyoruz. Şimdi emlakçılara giriyoruz. Diyorlar ki hani parayla buralardan ev alamazsınız. Siz Kartal, Pendik bir yerlere gidin. Üstelik bizim şöyle bir de talebimiz var. Denize çok yakın olacak. İşte yani ev şöyle olacak, böyle olacak. Ondan sonra 3 ya da 4 tane emlakçı gezdik. Kız kardeşim bayağı bir morali bozuldu. Dedi ki yani ne oluyor? Hani bu parayla demek biz alamayacağız. Hiç unutmuyorum. Şöyle demiştim ona. Hiç oralara takılma. Sen sadece almak istediğin eve odaklan. Hatta seni bir adım daha ileriye götürüyorum. Sadece ev değil, bu paradan para arttırıp bir tane de araba almaya odaklan. O Süper. da güldü. Ve çok ilginç. Kesinlikle olur. Oldu. Yani oldu derken onu da tesadüf ben buldum. Bir sitede gece konuşuyorduk. Siteyi açtım baktım. O anda bir ev düşmüş. Sabah zor ettik. Sabah gittik. O ev alındı. Biraz önce senin dediğin gibi bize güldükleri parayla aldık. Üzerine kalan parayla küçük bir araba aldı o zaman. Minik sarı bir arabaydı ama sevimli bir arabaydı. Ondan sonra hem eve hem arabayı aldı. Evin içine de ufak tefek tadilat yaptırdı. Ve evin arkası Denizi şöyle diyeyim. görüyordu. Denizi görüyor demeyeyim. Arka bahçesinin bittiği yer deniz. Şey, süper. Evet. Budur yani, budur. Yani dolayısıyla buna benzer bir şey işte Göztepe'de bir arkadaşım var. O öyle. 8 tane özellik yazmış. Yani işte mutfağın yanındaki oda, bitişiğindeki oda küçük olacak. Niye küçük olacak? Çünkü arayı kırdırıp mutfağı genişleteceğim. Bunun gibi detay yazdı.
O da 8 maddeyi birebir yakaladı. Göztepe'de çok uygun fiyatla bir ev aldı. Bütün bunları niye anlatıyoruz? Konumuz tezahür ettirme ya. Her kim, hepimiz için bahsediyorum. Her kim bir şey dilerse, dilediğimiz şeyle ilgili mutlaka bir inançsızlığımız, kuşkularımız var. En basiti şu anda Türkiye'nin bu ortamında konuşulan şeyler çok bariz belli. Yani Evet. kolektif bilinç bunlarla şişti çünkü. Artık ev alınmaz. Araba Evet. hiç alınmaz. Ya uçtu kaçtı fiyatlar. Ya o kadar çok söyleniyor ve o kadar atılıyor ki alana. Küçük çocuklar da etkileniyor. Ben bir tek ondan üzülüyorum. Yani Evet. anneden ve babadan sürekli ya da iki komşu, iki arkadaş bir araya geldiğinde mütemadiyen herkes o alınmaz, bu alınmaz. Artık bu yapılmaz, şu yapılmaz. Konuşuyorlar. E nerede bizim gücümüz? Ve bunu Biz ne çalışıyoruz bu bu kadar? yayını dinleyen Rantını. bütün bu yayını dinleyen canların kolektif bilince ve bu hani kritik kütleye katkı olmaları gerekiyor. Çok önemli şu Ki anda. tam Ve onu bütün söylüyorum işte. bunların hemen dönüştürülmesi lazım. Tam onu Kritik kütlede söylüyorum. katkı lazım. Evet. Yani ben pahalılığa, her şeyin kötüye gittiğine inanarak mı burayı düzelteceğim? Hayır. Evet. Ben şuna inanacağım. Evet, biraz sıkıntılı bir süreçten geçiyor ama Bu da ben kendi tekamül zaman için. çizgimde. Tekamül için, evet. Hayır, ben bir de şöyle bir şey var. Ben onlardan muafım. Ben kendi zaman çizgimde, kendi düşünce ve duygularımla kendi tezahürümü gerçekleştiriyorum. Evet. Şimdi diyeceksiniz ki, Serpil'im ama Türkiye insanlar bilmem ne, duyarsızlık mı bu? Hayır, değil. Aynısını sana da öneriyorum. Ve 300 bin kişiyi değiştiriyor Can. Bir tane Bak aynısını kişinin herkese uyanışı öneriyorum. 300 bin. Yani bir tane Serpil'in uyanışı 300 bin kişi. Mukaddes'in uyanışı 300 bin kişi. Evet. Buradaki 3500 küsür, 3600 canın uyanışı çarpı 300 bin kişi. Muhteşem. İşte onu söylüyorum. Ben Muhteşem. dünyayı değiştiremem. Ben kendimi değiştiririm. Ben kendimi değiştirdiğimde Dünya bu değişir. boyut içindeki zaman çizgisinde istediğim illüzyonu zaten yaratabilirim. Ben onlardan bağımsızım. Herkes kendi evinin önünü süpürsün ama kendi tezahürü içinde düzeltmesi gereken bir şey de önüne gelirse desin ki aa bu tesadüfen önüme gelmedi desin ve yardım elini uzatsın. Ben öyle yapıyorum. Önüme ve kendi dünyama düşen herkese elimden geldiğince elimi uzatıyorum. Görebildiğim kadar. Müthiş. Bir şey Ama bunun ilave dışında edeceğim Can. evet. Herkes bahçesini çok güzel yaptığında, en yoksul zamanlarımda bahçelerin önünden geçerken bahçeleri seyrederdim ve mutlu olurdum. Allah'ım nasıl güzel çiçekler ekmişler. Ağaçlar ne güzel, bu dut ağaçları ne kadar güzel görünüyor. Mis gibi iğdeler kokuyor. Şimdi ben evimin önünü süpürdüğümde ve ben evimin bahçesini güzelleştirdiğimde aslında bütün caddeyi, bütün mahalleyi güzelleştirmiş oluyorum bir taraftan. Sadece benim evimin bahçesi olmuyor. Geçerken insanlar, ben çok severim hala bahçelere bakmayı. Yürürken, böyle yürüyüş yaparken bahçeleri seyrederim. Hangi ağaç var? Hangi çiçek var? Bakımlı mı? Bakımsız mı? Bakımsız bir olsa ağaçlar çok güzel görünür. Yere dökülmüş yapraklar sonbaharda çok güzel görünür. Dolayısıyla her birimiz bahçemizi güzelleştirdiğimizde gezegene katkıda bulunuyoruz. Sözünü kestim o arada, özür diliyorum. Çok Yok yok heyecanlandım bir anda. tabii. Dur. Yani aynı akvaryumun içinde yüzen balıklar gibiyiz. Her bir balık aslında suyu temizlemeye katkıda bulunuyor. Yani aynı suyun içinde Evet. yüzüyoruz çünkü. Dolayısıyla senin biraz önce dediğin gibi senin yükselişin ya da bilincinin sıçraması diğer bilinçleri etkiliyor. Çünkü kolektif bilinç ya da evrensel bilinçaltı dediğimiz bir ağla hepimiz birbirimize bağlıyız. Bu da ne anlama geliyor? Bak, ben bir balon üflüyorum. Bu balon benim düşünebildiğim ya da sıçrayabildiğim kadar genişliyor. Ve tamamen benim tezahürüm. Balon benim tezahürüm. Dolayısıyla ben bir tarafımla balonun içinde, bir tarafıyla dışındayım. Sorun şu ki, hepimiz kendimizi balon içinde sıkışmış zannediyoruz. Ben de diyorum ki, dışarıdaki asıl
biraz önce anlattığım engin varlığımızı, uçsuz bucaklığımızı hatırlarsak, ki ben yarın bir gün onunla ilgili buraya bir dövme yaptıracağım. Her an hatırlayabilmek için, yani sıklıkla hatırlamaya çalışıyorum ama şuraya minicik bir dövmeyle bunu sürekli hatırlatacak bir işaret koyacağım. Ben kim olduğumu hatırlayayım diye. Ağaca bakıyorum. Ağaca baktığımda gördüğüm şey, şimdi gözlerimizi hemen bir kapayalım. Yukarıdan tepe çakramızdan bir enerji, bir ateş topu gibi tepe çakramızdan giriyor. Bütün bedenimizi dolaşıyor. Ve sonra yere bastığınız noktadan tıpkı bir ağacın kökleri gibi uzadığını, uzandığınızı hayal edin. Tıpkı bir ağaç gibi gökyüzünde ve yer altında uzanan kökleriniz var. Ve tıpkı bir ağaç gibi içinizde o ağacı meydana getiren tohumu, yani özünüzü taşırsınız. Özünüzü kendi içinizde tıpkı o ağaç gibi taşırsınız. Burnunuzdan derin bir nefes alın. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. Günde en az 3 defa bunu yaparım. Gözümü kaparım. Oturduğum yerde, yani herhalde 7-8 katı da geçen 2 tane büyük ağaç var. Tesadüf değil. Tam ben hangi evde oturursam böyle bir ev şey ağaç mutlaka karşıma düşmüştür. Ağaçları da çok sevdiğimden büyük ihtimalle. Tıpkı o ağaç gibi köklerimin aşağı doğru uzandığını hissederim. Bu köklenme sağlar. Yani köklenme demeyeyim de, yani o ağacın ne hissettiğini anlamamı sağlar. Bir ağaç gibi olmanın, bir ağaç gibi sarsılmaz olmanın, bir ağaç gibi kabulde olmanın ne demek olduğunu duyumsamamı sağlar. Ağaç bir anda bir bakarım, ağacın içinden yüzlerce minik kuş çıkar. Anlamam bile. Yani baktığında hiç görünmezler. Sonra bir anda yüzlerce kuş içinden çıkıverir. Ve bir şekilde o duruşu, mevsimler içindeki değişimi, dönüşümü, her şeyi bana sürekli bir şey söyler. Ben Bahçeme 2 tane, balkonuma 2 kumru gelir. oy. İki kumru oraya yuva yapar. Biri gider, arkasından öbürü gelir. İkisi birden oraya oturur. Bazen şuradan beni seyrederler. Gözümü kaparım. 2 tane kumru olmanın ve sürekli beraber gezmenin nasıl bir duygu olduğunu anlamaya çalışırım. Burada ne yapıyorlar? Oradaki yuva hemen altlarında, böyle benim bir tane lambam var. Fener. Böyle bir pil gibi, elektrikli bir pil gibi var içinde. Işık yakıyorum orada, bir görüntüsü hoşuma gidiyor diye. Herhalde diyorum onlar da romantik gördüler. Bu arada bir mum açıyorum ya, elektrikli böyle bir şey gibi. Fener düşün şöyle. Denizci feneri Hoşlarına gibi. gitti ve üzerine yuva yaptılar. Ama kumrular da tesadüfen orada değil. Çünkü benim Kavin adlı romanımda kumrular geçer. Kavin romanımda kumruların hikayesini anlatır. Ve öykülerini, hayatımı nasıl etkilediğini, onların bana diğer alemlerden nasıl mesaj getirdiğini, hayatın hangi noktalarında, yani benden konuştuklarını anlattığım bir kitaptır.
Ya hangi eve gidersem bu iki kumru beni takip eder. Hangi eve gidersem gideyim bahçeme gelir yuvalarını yaparlar. Benle birlikte orada yaşarlar. Şunu söylemeye çalışıyorum. Gözlerimizi açtığımızda hayat, evren çok da önemli değil ismi. Ama sürekli bize bir şeyler vasıtasıyla kendi işaretini gönderiyor. Ve bana kalırsa şunu diyor. Yalnız değilsiniz. Ve hiç yalnız olmadınız. Her ne arıyorsanız kendi içinizde. Kendi içinizdeki o özü, o ışığı keşfettiğinizde hiç yalnız olmadığınızı, bundan sonra da yalnız olmayacağınızı ve dünyaya dair bu illüzyon içinde korkulacak bir şey olmadığını, o sonsuzluğun bir parçası olduğunu ve aynı nedenle o ilahi gücü açığa çıkarabildiğini hissetmeye başlıyorsun. O zaman diyorsun ki cennet de cehennem de bir bilinç düzeyinden başka bir şey değil. Bir bilinç düzeyi. Negatifte kalır bulutlara takılırsam cehennemi yaşıyorum. Öbür türlü pozitif ve yani iyi şeyler düşündüğümde kendi cennetimi yaratıyorum. Ve öylesine bir dünyada yaşıyoruz ki herkes kendi düşünceleriyle, kendi eylemleriyle, kendi hayatını yarattığını yavaş yavaş uyanmaya başlıyor. Bu muhteşem bir şey. O zaman diyorsun ki, ah ne güzel, bu enerjilerle biraz oynayabilirim. Bu özgür iradeye müdahale etmeden prensipleri nasıl çalıştığını bilirsem hayatımı bir cennete çevirebilirim diyorsun. Ve o zaman her şeyin aslında dünyaya baktığında dünyanın olduğu haliyle mükemmel olduğunu, kusursuz olduğunu, her şeyin yerli yerinde olduğunu fark ediyorsun. Dünyayı insanlar bozuyor gibi bir cümle var. Ben de diyorum ki yok ben dünyayı bozan insanlar da görmüyorum. Tekamül halinde, tekamül halinde olduğumuzu görüyorum. Ve her şeyin bir şeye hizmet ettiğini görüyorum. Şu anda en çok kızgın olduğunuz insanlar da dahil. Birilerine mi kızgınsınız? Birilerine hani böyle sosyal medyadan atarız tutarız ya. E onlar da kendi görevlerini yapıyorlar. Sen o Evet. karanlığı görmeden buradaki aydınlığı bilemeyecektin ki. Şeytan da kendi işini yapıyor. Evet. Evine gittiğimizde. Evet. 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 O da Onlar da yapması kendi görevlerini gereken. yapıyorlar. Seni daha iyi taşımak için. Çünkü birileri orada kötü adam rolünü üstlenmek zorunda. O nedenle tezahür ettirmenin sırrı saf enerjidir. Saf enerji. Bunun için de bilinçaltı ile ilgili temizlik çalışmalarını biraz ağırlık vermesi gerekiyor insanların. Kendi üzerimizde daha çok çalışmamız gerekiyor. Bilinçaltı temizleme demeyeyim de ben ona dönüştürme çalışmaları diyorum. Bu konuda değerli arkadaşlarımız var. Orada ne güzel sen varsın, burada ben varım. Yaptığımız eğitimler, çalışmalar var. Ben mütemadiyen, ha mesela yeri gelmişken söyleyeyim, şimdi değil ama şu anda hazırlıyorum. Mart ayında tamamen kuantum tezahürle ilgili muazzam bir çalışma hazırlıyorum. Şubat'ın 20'sinde bir seminer ve gene bu kuantum bilmem ne eğitimler için Ankara'da olacağım. Ankara'dan döner dönmez büyük ihtimalle Mart başına yetiştirmiş olurum. Yani kuantum tezahür ettirme ile ilgili bu işte çakraları kullanarak yaratım gücümüz vesaireleri de anlattığımız muazzam bir çalışma hazırlıyorum. Niye hazırlıyorum bunu da? Çünkü buraya geldik. Yani buraya geldik derken bir sürü bilinçaltı temizlik çalışması yaptım, aşk çalışması yaptım, para çalışması yaptım ama şimdi danışanlarıma ya da öğrencilerime baktığımda görüyorum ki onlar da belli bir boyuta gelmişler. Madem bu boyuta gelmişiz, o zaman bu enerjiyi hızlı bir şekilde tezahür ettirme yani hayata geçirme. Yani burada gelecekteki kendi versiyonumuzu bu taraftan manyetik bir çekici haline getirme yani besleme ile ilgili böyle çalışmalar yapıyorum. Bazıları hatta bir gün bir arkadaşım şey dedi. Yani bunlar çok güçlü görünüyor. Herkes hazır mı? Çünkü negatif kullanmak isteyenler de olabilir dedi. Ben de dedim ki
Hiç öyle şey düşünmedim. Yıllardır bu işin içindeyim. Yıllardır yüzlerce, binlerce kişi takip eder. Ben hiç öyle bir şey dilemedim. Her şeyi bütünün hayrına olsun diye söyledim. Senin takipçilerin, benim takipçilerim zaten çoğu da ortak olduğunu düşünüyorum. Artık belli bir bilinç seviyesine geldiler. Hiçbir şey olmazsa şu cümleyi kullandıklarını biliyorum. Benimle bütünün hayrına olsun. Çok şükür. Çünkü dengeyi bozmanın ne anlama geldiğini biliyorlar artık. Evet. Dengeyi bozma derken hani bir denge var ve muazzam bir denge var. Dengeyi bozduğumuzda zaten o denge kendini gerçekleştirme adına biraz sıkıntı yaratıyor. Yani Ayşe ile Ahmet yan yana geliyor. Ayşe bunu istiyorum diyor. İstemek için dengeyi bilmiyor. Geliyor dört adım gidiyor. Aradaki şeyi kapatıyor. Yani buna bir alan bırakmıyor. Ondan sonra diyor ki Ahmet niye böyle yaptı? Ahmet diyor. Hadi ki alan kalmadı. Dengeyi bozdu. Çünkü o buna geldikçe Ahmet dört adım geri gidiyor. Sonra Ayşe dengeyi öğreniyor. Bir adım atıyor, alma verme dengesini, kendi değerini, her şeyi öğreniyor. Bir adım atıyor, bir adım Ahmet'e bırakıyor. Bir adım Ahmet'i seviyor, bir adım da kendini seviyor. Müthiş. Dengeyle her şeyin para da dahil akışta olduğunu fark ettiğinde ama işte anlayış ya da idrak bir anda gelmiyor. Hayatın içinde bizzat deneyimleyerek burada birçok şey anlatıyorum ama hani herkes kendi idrakinde, kendi aldığı kadarıyla ve kendi hızında ilerliyor. Hepsi doğrudur. Daha hızlı koşmak diye bir şey yoktur. Aman ha, sakın. Yani bunu hep altını çiziyorum. Yani ben bile, yani ben bile derken hani bunun kitaplarını yazdım, eğitimlerini Her veriyorum. şeyin İşte ara zamanı. ara negatif duygulara yakalandığım oluyor. Ha Kesinlikle. tek farkım görüyorum ve dönüştürmeye izin veriyorum. Yani eski kalıplarımı kullanmıyorum. Tek farkı bu. Hızlı gidiyor. Çünkü niye? Evimin efendisi benim. Yani yabancı misafire yer yok. Farkındalığım yüksek olduğu için hızlı yakalayabiliyorum. Hızlı yakaladığım için de hızlı gönderebiliyorum. Evet, yani bununla ilgili birkaç soru da alabiliriz ya da senin merak ettiğin bir şey varsa. Muhteşemdi, muhteşemdi. İnanılmaz bir farkındalık oldu gerçekten. Evet. Evet. Soru O zaman varsa yavaş yavaş hemen. Yok, birkaç soru alalım mı birkaç Can? soru alalım, sonra yavaş yavaş sonlandıralım. Evet, bir kere kuantum videolarını seyretsinler YouTube kanalında. Evet. Birlikte yaptığımız yayınlar da var YouTube kanalında, senin kanalında var, benim kanalımda var. Onları izletelim canlarımıza. Onları bir izlesinler bir dahaki yayınımıza kadar. Hepsini bir daha izlesinler. İzleyen canlar da. Çünkü gerçekten mucizevi ve dönüştürücü şeyler var. Evet. Meraklı olan için çok bilgi var artık. Yani benim işte dediğin gibi yüzlerce videom var, senin videoların var, böyle canlı yayınlarımız var. Yani ilgili olanlar için kaynak çok, bu da muhteşem. Çok güzel sorular var. İnşallah Mart ayındaki şu şeye ben de niyet ediyorum. Senin Mutlaka, huzurunda. çünkü ben kolay kolay pek çalışmalarımı övmeyi seven birisi de değilim ama bu çalışmayı Yani hazırlarken ben bile heyecanlanıyorum. Yani kendim bizzat uygulayacağım için haberimiz sorumlu olsa benim onları öne çıkarmam lazım sevgili Can. Yani çünkü birbirimizi artık bir şekilde destekliyoruz zaten. Bir şekilde yani yan yana enerjilerimizi getirmemiz lazım buradaki canlarımızla birlikte ki kitlesel dönüşüme katkı olsun. Çünkü nitelik olayı var ya, nicelik büyüdükçe nitelik dönüşecek olayı var. Çok güzel sorular var. Yani O kadar çok soru var ki. Bir kere sevgili canlarım, şurada Mukaddes Pekinbaş Dil'in yanındaki sol köşede bir ok işareti var. Ok işaretinden lütfen Serpil Ciritçi'yi takip edin, sayfayı da takip edin. Orada çok şey tanımayan canlar için rica edeceğim. Benim adım var sol köşede, onun yanında ok işareti var. Oradan hemen bir takibi alın. Serpil Ciritçi'yi orada videolarım da var göreceksiniz. YouTube'da. Onlara bakabilirler. Mart ayındaki gelişmeleri daha sonraki yayınımızda duyururuz sevgili canlar. Tabii şey Instagram'da da zaten şey yapıyorum. Yani Instagram'da da onun bilgisini veriyorum. Instagram'dan da duyarsınız, evet. İnşallah Şubat'taki şeyleri, evet.
İlk kitapta okumamızı istediğiniz kitap var mı demişler. Kitap İlk soruyorlar. kitaptan Bilinçaltının Gücü sevdiğim bir kitaptır. Şimdinin Gücü Eckhart Tolle'un, Eckhart hani Tolle'nin tüm anda kitapları. kalmayı. Eckhart Tolle'un bütün kitapları, Varlığın Gücü, Dinginliğin Gücü, Şimdinin Gücü güzeldir. Benim yazdığım kitap Kuantumun Gücü, kuantumu iyi anlatır. Yani Senin kuantumu kitabına basit bir anlattığını okusunlar. düşünüyorum. Evet. Senin kitabına bir önce bir onu okusunlar. Ondan sonra Eckhart Evet, Tolle Kuantumun kitaplarını. Gücü. Şey, böyle basit halde kuantum anlatıyorum. Normal online eğitimlerim mesela önümüzdeki hafta Salı günü başlıyor. Online eğitimler de yapıyorum. Online eğitimlerde de kuantum ve master kuantum anlatıyorum şu anda. Dolayısıyla hani kuantum ya da enerjilerin nasıl çalıştığını bilirlerse ve bilinçaltını iyi bilirlerse, bilinçaltının işlevini iyi bilirlerse kendi üzerlerinde rahat çalışabilirler. Kendilerine doğru sorarlar. Dolayısıyla aslında hani ben şey diyorum, herkes kendinin yaşam koçu olabilir. Bir süre Devinlik arttıkça sonra daha güçlü sorular ve sorarlar. düşünceleri kontrol etme çok önemli değil mi? Tabii. Bu konsantrasyon meselesi. Yani işte insanlar bir düşünceye 5 saniye odaklanabiliyorlar maalesef. Bu nefes çalışmaları, kısa meditatif çalışmalarla konsantrasyon gücünü arttırabilirler. Şu anda en önemlisi bence o. Tezahür ettirmenin de en önemli adımlarından biri o. Yani bir şeye odaklı kalabilme gücümüz. Değişimi hep acı ile olacak diye düşündük demiş. Evet. Acısız değişim mümkün müdür diye bir soru var yine değişimden. Değişimi acıyla anlamaları bile bir bilinçaltı şey değil mi? Yani değişimlerin genellikle sancılı olduğu doğrudur. Acı kelimesini de kullanmayalım aslında. Doğru. Ama şey, o sıkıntıyı çekmediğimiz müddetçe zorlanmıyoruz. Yani insanoğlu genellikle bir sıkıntı yaşadığı zaman değişime odaklıdır. Böyle her şey yolunda giderken ay gideyim de şu tarafımı değiştireyim pek demiyoruz maalesef. O nedenle orada o değişimin bedeli olarak bir sıkıntı belki geliyor ama onu da şöyle bir güzel haber olarak vereyim. Çok şükür bir eşiği var. Yani kendi adıma bir dönem gerçekten çok sıkıntı çektim. Yolculuğum hala devam ediyor. Hani acıysa acıyı da çektim. Ama uzun zamandır hayatıma baktığımda bir istikrar görüyorum. Değişimim devam ediyor ama acıya gerek kalmıyor. Örnek bir kitap okurken gecenin bir yarısı bir anda başıma taş düşer gibi bir idrak, bir aydınlanma yaşıyorum. Aa diyorum, bir şehir içi dolu veriyor bir anda. O bir hal gibi bir şeyden bir şeye geçiyoruz. Çünkü aydınlanma da belki de böyle gelecek diye düşünüyorum bazen. Hani bir anda daha oldum falan değil de böyle küçük küçük adımlarla idrakımız, farkındalığımız, anlayışımız genişliyor. Ve bunu da seviyorum çünkü hazır olmamızı da sağlıyor belki. Çünkü bir tarafımızda dünyaya da tutunduğu için hani frekans olarak yavaş yavaş uyumlanmayı seviyorum galiba. Herkes kendi istediği hızla ilerliyor ya. Dünyayı da seviyorum hala. Dolayısıyla hani buraya daha hiçbir arzum kalmadı noktasında değilim. Tam aksine dünyadan çok keyif alan birisiyim. Şu anda acısız bir değişimden geçtiğimi söyleyebilirim. Hani bir noktada büyük yaralarını kapattığında artık acıya gerek kalmıyor. Çok Değişim şükür. gene devam ediyor. Muhteşem. Evet, son soru olsun artık. Çok yoruldun çünkü biliyorum 1,5 saat yapacaktık söz vermiştim. Son soru da şu olsun. Düşüncelerimiz dönüşüyorsa, kötü düşünceler geldiğinde nasıl pozitife dönüştürelim ya da nasıl pozitif düşünelim? Bir anda kötü bir fikir geldiyse, kötü bir Evet. düşünce geldiyse anında nasıl dönüştürelim demişler. Bu çok insandan geldiği için bu son soruyu Tamam. sorayım Can. Evet sevgili canlar yayını kaydedeceğiz. Yayını buradan Instagram'dan yarın izleyebilirsiniz. 1 saat sonra da izleyebilirsiniz. Tekrar tekrar alın izleyin derim hatta ben. Tekrar tekrar alın izleyin. Yarın da YouTube kanalımda olacak. Evet Can. Düşünce bir dalga. Bu boşlukta geziyor. Ben de burada
Bir enerji çubuğu gibi duruyorum. Yani bir radyo alıcısı verisi gibiyim. Ve ben de bir dalga yayıyorum. Şu boşluğun bir titreşimi var. Benim de bir titreşimim var. Bu boşlukta bu düşünce dalgaları benim tamamen o andaki frekansıma göre geliyor. Bu ne anlama geliyor? Birazcık bir tık frekansınız düştüğünde ki oradan anlarsınız. Anında negatif bir düşünceyi çekiverirsiniz. Düşüncenin gelmesi demek o çözünürlüğü çok yüksek frekansı sen göremiyorsun. Şu anda bu oda ışık dolu, ışığı göremiyorsun. Değil mi? Ama var. Isıyı göremiyorsun. Ama var. Düşünceyi göremiyorsun. Ama var. Düşünceyi görmesek de var. Sevgiyi göremiyorsun. Sevgi de var. Ve sevgi çok güçlü bir enerji olarak var üstelik. Şimdi demek ki burada ne diyor kuantum? Benzer enerji benzer enerjiyi çeker. Diyor ki senin enerjin düştüğü anda bu dışarıdaki düşük frekansla uyumlanıverirsin. Sen ikiye düştün titreşimini. İkideki her şeyi mıknatıs gibi çekersin. Mecazi konuşuyorum. İki düşük frekanslı bir düşünce. Düşünceyi hatta farkındalığın varsa bazen gözünün kenarındaki bu ışık çakmasından anlarsın. Niye? Çünkü o göremediğin düşünce biraz daha sert olan maddeden geçerken burada bir ışık çakması olur o çarpışma sırasında. Bunu sen beyninde iki nöronun birbirine bağlanması sinaps diyoruz. Orada bir elektrik aktivitesinden başka bir şey değildir. Yani bu düşünce dalgasının tıpkı televizyon dekoderi gibi sen beyninin içinde açarsın. Yani burada açarsın. Normalde televizyonda açıyorsun ya dalgayı. Televizyonda kumandaya basıyoruz. O dalgayı açıyor değil mi televizyon? Deşifre ediyor yani. Görüntüyü açıyor. Ve biz film ya da dizi olarak izliyoruz. Aynı şekilde senin beyninde buradaki dalgayı alıyor. Televizyon gibi ekranda açıyor. Çünkü bunu açmazsa sen düşünemezsin bile. Düşünce de böyle oluşuyor. Sürekli dalgaları açıyoruz, deşifre ediyoruz, çözüyoruz. Geri gönderiyoruz, yeni bir dalga tekrar gönderiyoruz. Şimdi ben biliyorum ki gökyüzü ve artık biliyorum ki o düşünceler işte gökyüzündeki şimşek çakması gibi geliyorlar ve gidiyorlar. Benden hiçbir ilgisi yok. Çünkü ben o düşünce de değilim, o duygu da değilim. Ne yapacağım? Kızmak yok. Korkmak da yok. Tamam zaman aralığı kısaldı ama bu hala yarattığınız kötü bir şeyin ya da düşündüğünüz kötü bir şeyin hemen gerçekleşeceği anlamına da gelmiyor. Basit olanlar geliyor. Yani nasıl basit? Beyaz bir kıyafet giyiyorsun. Anlık kafandan bir şey geçiyor. Allah vere de bir şey olmasa diyorsun. Ve bir bakıyorsun bir şey oluyor. Basit. Anlık bu tip şeyleri yaratıyoruz. Ama daha büyükler için hala bir zaman filtresine ihtiyacımız oluyor. O yüzden paniklemek yok. Korkmak da yok. Ne yapacaksınız? Diyeceksiniz ki negatif bir düşünce geldiğinde eğer farkındalığınız varsa zaten hemen anında fark edersiniz ki adı üzerinde farkındalık diyoruz. Farkındalık ne? Ben zihnimden geçen her şeyin farkındayım demek. Farkındaysam kolay çünkü kontrol edebilirim. Çünkü zihnimin ya da evimin efendisi benim. Ama değilsem zihin beni kontrol eder. Ve bu savaş da demeyeyim de bu şey uzunca bir süre böyle gider. Bir bu kontrol eder, bir farkındalığım öne çıkar. Bir bu kontrol eder, bir farkındalığım öne çıkar. Ama ondan öncesinde hep bu kontrol etmiştir. Yani zihnim. Yıllarca. Sonra farkındalığım yavaş yavaş uyanır. Farkındalığım uyanınca bunun hükümdarlığı bitmeye başlar. Bunun üzerine hikaye şuna döner. Bir o, bir o. Bir o, bir o. Negatife düştüğünüzde uzun kalırsınız. Sonra farkındalığınız gelir, çıkarsınız. Buradaki kalışlarınızın süresi kısalmaya başlar. Günlerceden 2 güne düşer. 2 günden 2 saate düşer. 2 saatten 2 dakikaya düşer. 2 dakikadan 2 saniyeye düşer. 2 saniyeye düştüğünde olay artık şudur. Gelir,
geldiği anda iptal dersin. İptal onun bir duyguya dönüşmeden anında def edilmesini sağlar. Bazen ben takipçilerim bilir, şu hareketi yaparım. Bu ne anlama gelir? Geldiğini gördüm, buradan gittir. Kullanırım. Geldiğini gördüm, buradan git. Yani hayırlı bir düşünce değilsin ve biraz sonra zaten benim enerjimi ve modumu da düşüreceksin. Ben evdeyim. Gidebilirsin şu işaret. Ya da iptal. Bunu diyecekler ya da bir yerlerine işte ben dövme yaptıracağım dediğim o da zamanında kırmızı ipi ip bağlamıştım. Bunu görebilecekleri bir şekilde sürekli hatırlatacak bir şey edinecekler. Bu bir dövme olur. Bu hiç çıkartmadıkları bir yüzük olur, bir bileklik olur. Şeyde burada Can Krilyan cihazıyla bakıldığında bizim geçtiğimiz hafta Hans Adrian'la eğitimimiz vardı. Hollandalı bir bilim insanı, Profesör Doktor Hans Adrian'la dövmelerin bilimsel açıklamalarını yaptı. Proton ve elektron rezonans ve osilasyonlarıyla olanlar için hani bir şey demiyorum, mümkünse sildirin dedi. Ama Öyle mi? dövmeler Krilyan cihazında o bölgeyi tamamen sıkar. Yani buradaki sıkar izlerinin iç organlarla ve çakralarla, meridyen ve akupunktur noktalarıyla nasıl da insan bedenini alabora ettiğini ve oradaki etkileşimi bozduğunu bir uzun uzun 2 gün boyunca anlattı. Gözünü seveyim. Hani burada çok Çok özür ilginç. dileyerek bir Demek ki bilim bunun için insanı. izlemişsin bunu da. Onun için İlk burada bir söylemek. dövme yaptırmayı düşündüm, böyle minicik bir işaret. Onun Başladın için mı önce diyorsun? sessiz kaldım ama şimdi seni çok seven on binlerce insan var. Hani Evet. o açıdan ben yalvararak sana ve diğer canlarımıza yaptırmış olanlar için okey. Ama ne olur yaptırmayın Krilyan cihazında. Zaten Cenk Sabuncuoğlu da söyledi. Bu Krilyan cihazına girdiğinde burası karanlık görünüyor. Yani işte buraya yaptıracaksan, nereye yaptırıyorsan Çok oradaki enerji ilginç. absorpsiyonu yok oluş, hele sıkar izlerinin, oradaki sıkarların mümkün olduğu kadar yara, kesik ve yanık izlerinin ve dövmelerin de mutlaka ameliyat izlerinin mutlaka bir şekilde dönüştürülmesi gerekiyor, çalışılması gerekiyor. Canım Serpil'im, gözünü Yok yok, seveyim. iyi ki söyledin. Zaten minicik bir şey yaptıracaktım. Ben Bir gene şey eski usul yaz, böyle bir yaz, bileklik gibi bir şey kurdele bağla. çıkartmadan devamlı Aynen, bulundurayım. bir Çünkü zincir geçmişte bağla. kullandım. Söylemek Yaptın zorunda yaptın. kaldım. Hani Yo, iyi normalde ki söylemişsin. her Teşekkür söylediğinin ederim. Ben altına tesadüflere imza atıyorum. inanmam. Canım canım, çok özür diliyorum Evet, çünkü gerçekten. bu yayını yapacakmışız. Yani kısaca arkadaşlar, bu bir anda olacak bir şey değil. Negatif düşünceler gelmeye başlayacak. Kavga etmek yok, savaşmak yok, direnç göstermek yok. Evet, gelecekler. Bana da geliyor. Doğal. Bize düşen sadece geldiğinde tamam kabul deyip reddetmeden, mesela bir korku tamam kabul deyip reddetmeden, son zamanlarda ben mesela biraz önceki çalışmayı yapıyorum. O duyguyu hissediyorum ya, negatif duyguysa eğer. Bakın, bir düşünce ise iptal, gönder. Ama bir kızgınlık ya da bir değersizlik ya da bir güvensizlik duygusuysa, ben ona bir odaklanıyorum. Farkındalık ışığına girdiği anda dağılıyor bir kere. Bir ona bir odaklanın, kalmıyor. Ama baktınız ki hala duruyor. O zaman kalp çakranızı harekete geçirin. Orayı böyle bir kovayla döker gibi onun içinde eritin. Bitti. Kalmıyor bile. Ve bu çalışma ben de nasıl diyeyim? Son temizliği yapıyor. Hani son kırıntıları mı diyeyim? Böyle bir çıktıkça bu çalışmayı yapıyorum. Bunu yapabilirler. Basit düşünceleri de iptal diyebilirler. Yani iptal çünkü o düşüncenin enerjisini keser. Bir de dediğim gibi bir bileklik, bir yüzük, yani sürekli bir şey taşıyıp, zamanında ben bir kullanmıştım, 2-3 yıl hatta bileğimden çıkartmadım. Onların farkındalık ipi olur. Yani ben zaman zaman kendi yaptırdığım çalışmalarımda da bağlatıyorum mesela. Bu farkındalık ipi onların her gördüklerinde hem anda kalmalarını sağlar, hem de orada negatif bir şeylerdeyse hemen uyanmalarını sağlar. Çünkü hani ben bazen para, zenginlik, ritüel ya da çalışmaları yaptırıyorum. Çünkü para da bir enerji ve sevdiğimizde para geliyor. Çok sağ olsun işe yaradığını bildiğim çok güzel geri dönüşler de alıyorum, ama
Hani bunları koymamın nedeni bile aslında sembolik olarak onlara söylüyorum. Diyorum ki sizin içinizde bir yuvaya dönüş özlemi var. O aslında öze dönüştür. Yani Müthiş. hepimizin bütün arayışı o yuvaya dönmek için. Dışarıda aradığımız evler de buna hizmet ediyor. Hani bir ev istiyorum ya, bir ev. O evde ne kadar mutlu olacağım, huzurlu olacağımın altında aslında o yuvaya, o öze dönme arzumuz var. Ama dünya katında yapabileceğimiz bu. Yani o huzuru hissederek, ona doyarak, o maddiyatı yaşayarak ya da ikili ilişkilerde karşımızda birisi var zannederek ona o kendi enerjilerimizi yansıtıp geri çevirdiğimizin farkına varmadan bütün duyguları deneyimleyerek onun gözünde o birlik bilincini hissederek ben şey diyorum mesela ikili ilişki yaşayanlara bir şeyine takılırsın sonra gittikçe büyütürsün orada kuantum enerji harekete geçirir daha önce fark etmediğin şeyler büyür büyür sen öyle yaptıkça daha da büyür halbuki onu gözlerimde bir ışık görmüştüm ne olursa olsun ne zaman negatif bir şey görsem o gözümde gördüğün sevgi ışığına odaklan derim o zaman hiçbir şey olmaz ne olursa olsun de ki büyür, bitti. Sevginin yenemeyeceği bir şey yok ki. Sevgiye odaklanın. O yüzden ben ne zaman bir hafif negatife düşsem ya da birine böyle hafif iğreti bakacak, kızacak olsam bu erkek arkadaşındır, sevgilindir, kardeşindir fark etmiyor. Sadece tek bir cümle söylüyorum. Gözümü kapıyorum, ben sevgiyi seçiyorum. En çok kullandığım cümledir. Ben sevgiyi seçiyorum. Ben sevgiyi seçiyorum. O yüzden lütfen yani her şeyi kendimiz yaratıyoruz. Bütün duygularımızla ve düşüncelerimizle hep bunun bilincinde olalım. Ve durumu kendi lehimize çevirelim. İyi ilişkileri sıkıntıya sokmayalım. Ego kaynaklı kavgalarla, çatışmalarla bozmayalım. Her şeyi sevgi halleder. Burayı büyütelim en çok. Çünkü bizi uyandıracak olan yer burasıdır. Burası değil, burası. Vay canına. Çünkü kalp frekansı bir kere 50 kat daha fazla ve çekim alanı olarak da 6000 kat. Bunları rezonans kanununda hep anlattık. Gerçekten. Çünkü duygu düşünceden aslında daha hızlı ve daha geniş bir alanı etkiliyor ve duygu frekansı DNA ile birlikte bütün dünya gezegenine yayılıyor. Onun için özellikle duygularımıza dikkat etmemiz lazım. Tabii ki de düşüncelerimizi tezahür ettirmeyi. O kadar güzel anlattın ki bugün. O kadar güzel anlattın ki Can. Yani bu yayını ben de birkaç kez izleyeceğim böyle huşu içinde. Hepinizin de izlemesini tavsiye ediyorum sevgili canlarım. Not alarak kalem kağıt notlar alırsanız bana da gönderin maille. Yayını hemen kaydediyorum şimdi ben. Hemen kaydediyoruz inşallah. Tekrar tekrar izleyin. Serpil Hocam da YouTube kanalına koyar bu yayını. Biz de koyarız. Bu arada Hep bir birlikte. parantez bir şey eklemek istiyorum. Düşünce gider, duygusu kalır. Ve asıl o çekim girdabı dediğimiz şeyi aslında duygu yaratır. Yani Evet. düşüncenin tek başına bir gücü yoktur. Ama düşüncenin bizde harekete geçirdiği, tetiklediği bir duygu vardır. Bu duygular çok yoğunlaştığında çekim alanında onlar yaratıyor. O yüzden ben farkındalığım üzerinde çalışırken şöyle bir adet edindim. Yani bunlar tabii mesela bir ay yapınca artık bana yerleşiyorlar. Hani biraz önce dedim ya işte kalp çakramı tutuyorum. İşte sabahları suyu mutlaka kodlayarak içerim gibi küçük ritüellerim vardır, niyetlerim vardır falan. Şimdi bununla ilgili de şöyle bir şey edindim. O da şu. Bir kere nasılım sorusunu kendime çok soruyorum gün içinde. Şu anda nasıl? Ne hissediyorum? İyiyim, orta iyiyim, çok keyfim yerinde gibi. Bu benim sürekli duygusal akışımı da izlememi sağlıyor. Ve bu beni öyle bir noktaya getirdi ki duygusal olarak
bir duygu yukarıya ya da aşağı inişe geçtiği anda içimdeki sanki bir ibre tık 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 alarm vermeye başlıyor. Diyor ki enerjin düşüyor, enerjin düşüyor diyor. Anlık. Bunun nedeni tekrar ediyorum gün içinde duygularımı görmek istedim. Yani ne hissediyorum, ne hissediyorum. Ben mesela bu çalışmalara ilk başladığımda elime böyle birçok kağıt almıştım. Bunları yaptım ben ya. O kadar ilginç şeyler çalıştım ki. Sesli düşünmeye karar verdim. Bakın gün içinde ne düşünüyorum diye. Akşama kadar yazdım. Sayfalarca. Sonra hiç unutmuyorum böyle bir tomar bir şey çıktı. Sonra böyle önüne oturdum. Hepsini tek tek izle baktım. Aa. Aa. Elimde bir kırmızı kalemle içine şöyle bir aldım. Bir anda içinde bulunduğum durumu nasıl yarattığımı, oraya kendimi nasıl getirdiğimi net bir şekilde gördüm. Yani bir nevi düşüncelerimin print'ını aldım, çıkışını aldım. Ondan sonra daha derin girdim. Dedim ki bir gün bu çalışmayı bir daha yapacağım. Bu defa yaptığımda dedim bu kırmızı kalemlerin şey dairelerin içindekiler azalacak dedim. Yıllar sonra gerçekten bir daha yaptım. Neyse ki iyiler daha fazlaydı. Evet, ben yavaş yavaş artık Ay ürünümüzü de can istedim. can, o güzel yüreğinden öpüyorum, o güzel ruhundan öpüyorum. Şükürler olsun. Çok teşekkür ediyoruz Ben teşekkür ediyorum beni katkıların için. konuk ettiğin için. Bunları paylaşmama izin verdiğin için. Büyük Ben çok onur. teşekkür ediyorum. İyi ki Onur benim varsın. için. Onur Seni benim için. seviyorum. Can, ben de Sizleri seni seviyorum. seviyorum. Şükürler olsun. Sevgimize, birliğimize şükürler olsun. Gerçekten hepinizin varlığına şükürler olsun sevgili canlarım. Canım, canım, canım. Allah'a emanetsiniz hepiniz. Allah'a emanetsin güzelliğim, prensesim. İnşallah en kısa zamanda görüşürüz. Sevgili İnşallah. canlarım, Allah'a emanetsiniz hepiniz. Güzel Sevgiyle kalın. akşamlarınız olsun. Sağlıkla Sevgi, kalın. sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar Görüşürüz. hepinize. İyi Görüşmek akşamlar. üzere. Görüşürüz can. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hemen kaydediyorum.